İyi akşamlar. Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. Bugün yine birçok konuda aslında ne oldu sorusunu değerli konuklarımıza soracağız ve cevap arayacağız. Hasan Karakaya bizimle birlikte geçtiğimiz hafta yoktu çünkü uzaklardaydı. Aydın Özdalga, Haber3.com Genel Yönetmeni, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Ocak'tan yanımızda. Halime Kökçe, Star Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bütün sorulara cevap arayacağız. Aslında ne oldu sorusunun ilk konusu acaba Hakan Fidan olabilir mi diye biz reklam arasında konuşurken direkt Hasan Karakaya'ya şu soruyu sormam gerek herhalde. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'na Umre'deydiniz. Evet. Umre'deyken Medine'de de daha sonra öğrendiğimiz kritik görüşme. Görüşme yapıldı, evet. Yani Hakan Fidan'ın talebi üzerine gerçekleşen, Medine'de gerçekleşen bir görüşme var. Ve sonrasında Ankara'da işte temayül yoklamalarında birinci çıktığı söylenen AK Parti adayı Hakan Fidan, yani eski MİT müsteşarı. Serüveni bir anda yeni müsteşarına dönüştü. Dün akşam bu saatlerde biz bunları konuşuyorduk. Ne oldu? Aslında ne oldu? Evet, yani Hakan Fidan konusunda yani sadece geçen haftanın meselesi veyahut da son birkaç gün meselesi değil. En az son 3 haftanın 4 haftanın meselesi. Küba seyahatinden önce de konuşmuş. Evet, yani o zaman da konuştu. Kamuoyuna da açıklamalarda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Sır küpüm diye biliyorsunuz tanımlıyor Hakan Fidan'ı. Dolayısıyla bir de ayrıca bir sempatisi, bir sevgisi var kendisine karşı. Hele bu süreçte MİT müsteşarlığından istifa edip milletvekili adaylığı için müracaat etmesi. Tabii bunun önce görüşmeleri yapıldı. Yani Sayın Başbakan'la yapıldı, Sayın Hakan Fidan'la yapıldı ve daha sonra biraz önce dediğiniz gibi biz Medine'de bulunduğumuz esnada da bir yakınını göndererek Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yakınını göndererek randevu talebinde bulundu. O randevu talebinde yaptığı görüşmede de Sayın Cumhurbaşkanı gene sıcak bakmadı. Yani ayrılmasına sıcak bakmadı. Çünkü bu süreç gerçekten çok önemli bir süreç. Yani şu anda tabiri caizse Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu. Dolayısıyla bu süreçte Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığı koltuğunda oturuyor olması Türkiye için gerekli. Ama Hakan Fidan'ın yorgunluğunu gerekçe göstererek ayrılmak istemesi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok üzdü. Ve bu yüzden belki duygusal bir tepki verdi ama bu sadece duygusal tepki değil. Aynı zamanda mantıklı bir tepki de var. Yani eğer bu mücadele veriliyorsa, kendi ifadesiyle ben taşın altına elimi değil bedenimi koydum diyorsa bu süreçte de sır küpüm dediği Hakan Fidan'ın yanında olmasını istiyordu. Milletvekili olarak da bu bazı makamlar var ki gerçekten milletvekilliği, bakanlık veyahut da başbakanlık belki ondan da önemli bir. Yani şu anda MİT'i yeniden kuruluş süreci yaşanıyor MİT'te. Bu süreçte Hakan Fidan'ın ayrılacak olması belki o kuruluş sürecine akamete uğratır. Yani MİT'in yerleştirilmesi operasyonunu akamete uğratabilir. Yani bütün bunları düşünerek hem duygusal hem mantıksal bir tepki oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve en sonunda işte dün akşam saatlerinde Hakan Fidan'ın adaylığını geri çektiği, milletin memleketin vereceği her görevi kabul edeceğini açıkladı. Ve arkasından da Sayın Bülent Arınç biliyorsunuz MİT müsteşarlığına tekrar atandı. Görevi başlayacağını. Burada söyledi. Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakan'ın pozisyonu ne acaba? Yani burada Sayın Davutoğlu sanıyorum Hakan Fidan için belki kabinede, belki başka bir platformda bir görev, öyle sanıyorum ki düşünüyordu. Ama yani Sayın Davutoğlu'nun bu talebinin yerine getirilmesi MİT müsteşarlığından daha önemli değil idi Sayın Cumhurbaşkanı'na göre. Anladım. Yani son karar verici işte dün sanıyorum
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıda bu masaya yatırıldı. Öyle sanıyorum ki. Ve en sonunda Hakan Fidan'ın MİT'e yeniden geri dönmesine karar verildi ki bence hayırlı olmuştur. Çünkü Hakan Fidan hakikaten ülkenin yetiştirdiği ender evlatlardan birisi. Ben kendisini 2005 yılında TİKA Başkanı iken tanıdım. Beyefendi bir kişiliği var. Ayrıca ceval bir yatırımcı, girişimci bir kişiliği de var. Ki TİKA Başkanlığı döneminde gerçekten özellikle Asya'da, işte Moğolistan'da bugün hani hep o Türk kalıntılarından, Türk alfabesinden falan bahsederiz. Orhun yazıtlarından bahsederiz. Ama Orhun yazıtlarını ortaya çıkaran, yani en azından sergileme açısından ortaya çıkaran ve o 40 kilometrelik yolun yapımında büyük çaba harcayan bir insan. Yani birçoklarının hani milliyetçilik falan filan dediği bir dönemde bunu ete kemiğe büründüren, bunu icraata döken Hakan Fidan olmuştur. TİKA Başkanı olarak. Daha sonra Balkanlarda büyük çabalar sarf etti ki onun açtığı yolda şu anda TİKA halen devam ediyor. Gerçekten birçok tarihi eseri, camiyi restore ediyorlar. Bunları kazandırıyorlar. Yani Hakan Fidan'ın böyle bir background'u var. Böyle yani bir geçmişi var. Yani MİT'e dönmesi sizce hayırlı oldu. Bence hayırlı olmuştur. Hakan Fidan'ın kendisi yanlıştan dönmüştür bana göre. Hayırlı olsun. Aydın Özdalga ne der bu? Ne der? Yani MİT'e geri dönmesi... Vallahi olayı ben şöyle toparlayayım kendi açımdan. Bir kere benim açımdan Hakan Fidan samimiyet testinden sınıfta kaldı. Çünkü önce dedi ki ben artık yorgunum, bu çok ağır sorumluluğu kaldıramam, siyasete döneceğim. Yani tamam olabilir. Sonra da kısa bir süre sonra da düşündüm ki ben yeniden oraya dönüyorum. Herhalde bu 3 haftada bütün yorgunluğunu bırakmadı. Bu samimilik olarak burada bence davranmadı. Niye yaptı? Ne oldu? Bence bunu ancak Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ya da Hakan Fidan'la konuşursak, söylersek bir şey diyebilir. Onun dışında her türlü spekülasyonu, komplo teorilerini geliştirebiliriz. Ama benim tahminim kendileri kariyer planı yaptı. Onun ilerideki siyasi istekleri olduğunda beyan etmiş oldu. Zaten tahmin ediyorduk. Herhalde o an daha doğru olduğunu düşündüm meclise ve iktidardaki bir partinin önemli bir bakanı olmasını. Sonra ne olduysa planında bir adım geri attı. Planını değiştirdi. Bu Hakan Fidan tamamen kendi kişisel hesabı üzerinden mi görüyorsunuz? Vallahi bence öyle. Yani kendi çıkarları, çünkü Türkiye'nin çıkarları MİT müsteşarlığını bıraktırmayı gerektirse ki olabilir onun açısından. Ne oldu da bir ay içinde orada da her şey güzel gitti, ön seçime girdi, birinci oldu, döndü. Bence onu bir kariyer planlaması yaptı. Çünkü Hakan Fidan gibi bir insanın hırslı olması gerekir. Başka türlü zaten düşünsene bir Türkiye'de bir assubay. Kötü yani, bir kariyer değil ki MİT müsteşarı. Hayır yani. Ama bakın daha ileriye yönelik kariyer ama beklentisi hayatının var. Hayatının hangi döneminde Allah ömür verdiği müddetçe her şekilde ama siyasete bakın, girebilecek bir figür Hakan Fidan. Yani bu partiden olmaz başka her partinin ama bu bugünkü koşullar her zaman böyle olmaz. Davet edebileceği birisi Hakan Fidan. Yani ama bakın, Leda ben Parti bakın, olmasına tamam, gerek yok. CHP Halim, Hakan Halim Fidan mi gibi bir adamı bulsa öpüp başına koyar yok, yani. Öyle, ya tabii olursa. Olabilir. Yani bu benim bakışım. Ben tamamlasın. Siyasi ayıp bir şey değil. Hepimizin bir kariyer planı var. Sizin de benim de. Çok da doğal bir şey. O plan gereği bence istifa etti. Sonra ne olduysa şu an bilemiyoruz. Ona bir başka bakış açısı gösterildi. O da geri adım attı. Yeni bir plan yaptı. Benim bakışım bu. Ha ama şunu da söyleyeyim. Yaptığı müthiş bir sorumsuzluk bir kere bence. Niye? Bugün bir çözüm süreci denen bir önemli olay var. Ve bunu başlatan kişi, fiilen götüren kişi Hakan Fidan. Ha ben o sürecin çok önemli bir kısmını kabullenemiyorum, bana aykırı gelebilir. Ama sonuçta ilerleyen ve şu ana kadar ciddi bir sorun yaratmamış, daha son perde oynanmadı ama var. Evet. Böyle bir sorumlu olan kişi hiçbir zaman o görevi bırakıp ayrılamaz. Yani Allah göstermesin, bazen insanın çok ciddi sağlık sorunu olur. Yani ailenizi, eşinizi, belki her şeyinizi kaybedersiniz. O anda bile yani the show must go on deyip orayı bırakmalı yoksa. O bakımdan benim açımdan Hakan Fidan müthiş bir sorumsuz davranmıştır. Öyle bir şey hakkı yok. Neyse şimdi döndü. Cumhurbaşkanı tavrı doğru. Çünkü bu süreci başlatan götüren kişi bu. Hani kara kutusu bu. Söze dayalı yapılmış şeyler. O bakımdan öyle bir hataydı. Ve buradan başka bir noktaya geleceğim. Asıl bence aykırı olan şu. Yani MİT müsteşarının siyasete girmesi. Şimdi bana kalırsa. Neden? Anlatayım. Neden? Sırf MİT müsteşarı değil. Yani... Anladım. Genelkurmay başkanları da oldu. Tamam bravo şimdi anlatacağım. Zaten temel sorun bana sorsanız, bana yetki verseniz ben bu ülkenin padişahı olsam seçilmiş ya da aileden gelen.
Anayasa Mahkemesi Başkanı, MİT, Genelkurmay, Kuvvet Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, hatta valiler, bu tip Türkiye gibi toplumun kaderinde büyük rol oynamış kişilerin hiçbirinin bence o makamdan bir günde soyunup ha hadi ben şimdi milletvekili olurum deme hakkı olmaması lazım. Çok meraklıysa ayrılır, 2-3 sene bekler, gider siyaset yapar. Ama bizde maalesef Türkiye'deki bu, bakın Haşim Kılıç ayrıldı, her dakika bekliyoruz. Hangi partiye girecek değil mi? Parti mi kuracakmış? İşte Genelkurmay Başkanı gitti bilmem ne. Bence Türkiye'de bu insanların bu makamları, bu önemli makamları siyasi olarak kullanma şeyi olmaması lazım. Ha çok meraklıysa daha önceden bırakır siyasete girer. Ya da bırakır Hakan Fidan 2 sene gider AK Parti'nin ilçe örgütünde çalışır, bir şey yapar, sonra meclise girer. Ama bir baktığında bakıyorsun, ben Mehmet Ağar'ı hatırlıyorum, Emniyet Genel Müdürü'ydü. Evet. Babacığım bir bıraktı, Ankara'da binlerce araba, üstleri yanıyor, polisler sokakta. Ne o? Siyaseti uğurladılar hep birlikte gözyaşları içinde. Şimdi bu Mehmet Ağar ekolünün bir devamı. Dolayısıyla ister MİT olsun, ister şey olsun, vali dahil siyasete yapmaması lazım. Yani benim lazım. Elbette görüşlerim var ama bu görüşleri söylemeden... Aydın Özdalga'ya katılıyor musunuz Mehmet Bey? Şimdi tabii bunlara yani katılmak şöyle, mümkün değil. Bireysel bir kariyer planı vardı Hakan Fidan'ın ve yanlış herkesin, yaptığı cümlesinden herkesin çıkarak. Herkesin bireysel kariyer planı olabilir. Hiç de bunda aykırı bir taraf yok. Ayrıca yok, ayıplamıyorum zaten. Tespit. MİT başkanı, yanlış milletvekili olamaz, genelkurmay başkanı olamaz, emniyet genel müdürü olamaz. Evet. Çoğaltırız, o zaman kimse milletvekili olamaz. Hayır bak kimse demiyorum. Ya o demektir. Yani demokrasilerde herkes olur. Hiç öyle falan olur falan olmaz. İstifa edersiniz. Kuralı bellidir. Gidersiniz. Demokratik hakkınızı kullanır. İstediğiniz yerden aday olabilirsiniz. Hiç aday da olabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. Ya yani bunun bir sakıncalı tarafı yok. Şimdi bir defa Hakan Fidan tabii ki çok değerli bir isim. Çok kaliteli bir isim. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan'la birlikte yeni bir vizyon kazandı ve Türkiye ilk kez herhalde ilk defa bu kadar şeffaflaşıyor biraz da yani hem şeffaflaşıyor hem gerçekten yerli milli oluyor. Bir unsur haline geldi. Geçmişteki dönemleri hepimiz biliyoruz gazete. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı daha çok CIA'ya ve Mossad'a servis yapan çok öyle bağımsız da görüntü sergilemeyen bir konumdaydı. Dikkat ederseniz zaten Hakan Fidan MİT'in başına geldiğinde ilk tepkiyi veren de İsrail olmuştur. Daha gelmeden. Mossad olmuştur. Daha gelmeden. Dolayısıyla bunun bu toplumdaki her vatandaş bilir ki eğer İsrail bir işte birine karşı çıkıyorsa orada o doğrudur. Yani sokaktaki insana sorsanız kardeşim İsrail karşı çıkıyor, o zaman bu doğru isim der. Hiç ona da gerek yok. Yaptıkları da ortada. Türkiye çünkü Milli İstihbarat Teşkilatları daha çok dış politika endeksi, daha doğrusu Türkiye'nin ya da o ülkenin dışarıdaki istihbaratı ile ilgili, ülkenin güvenliği ile ilgili dış olaylar konusunda ağırlıklı olarak ona odaklanırlar. Bizde ise geçmişteki MİT konusunda hiç böyle Türkiye'nin dışarıdaki çıkarları ile ilgili değil, daha çok Türkiye'de insanları fişleyen bir konumdaydı. Hepimiz de böyle bir şeyle bakardık. Sanıyorum Sayın Süleyman Demirel'in bir şeyi vardır. İşte bu darbe girişimleri olduğu zaman sormuşlardı. Ne diyorsunuz? MİT şey yapmadı mı? Uyarmadı bilmem, mı? Afrika'daki bir şeyleri darbenin ne zaman olacağını önceden haber verir ama içeridekileri bize bildirmez demişti. Aynen böyleydi. İşin o da MİT o zaman yere askeri bir kurulmuştu zaten. Başından tabii korgeneraller vardı. Korgeneraller, evet. Yani demek istediğim hem MİT yeni bir sivilleşme dönemine hem de kendi içinde bir bütünlük kazandı. Türkiye'nin dış dünyadaki perspektifleri açısından önemli bir vizyon ortaya koydu. Bunda da önemli bir başarı sağladı. Hakan Fidan dönemiyle böyle bir peki, ne başarı oldu? Hikayesi yazıldı. Ne şimdi oldu da yani? Benim bildiğim kadarıyla Hakan Fidan genelde şöyle bir kanaate sahipti. Yani bir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isimler daha çok 4-5 yıldan sonra ya da böyle hassas yerlerdeki genelde insanlar. Genelde dünyada örnekler böyledir. Dolayısıyla buradan da çıkarak 4,5 yıl falan olmuştu. Gerçi tam 5 yıl olmamıştı ama
böyle bir milletvekili siyasete aday olmak için ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesini de hatırlatmak lazım burada. Şimdi diyor. Bu dönemde ayrılmanı doğru bulmuyorum. Olabilir. Diye bir cümle yani, var. Olabilir. Yani burada ben o konuda sonra, yani bu dönem olabilir. İçin yani, bir vurgu var. Burada Aydın Özalgan'ın söylediği önemli bir şey var. Hani çözüm süreci diye bir süreç yürüyor. Kendisi başlattı. Çözüm özellikle sürecinin paralelle mücadele meselesinde bir şey var. Da bu konuda önemli aktörlerinden birisi de evet Hakan Fidan. En önemlisi her şeyi o yapıyor A'dan Z'ye benim bildiğim. Şimdi tabii insanların doğal olarak ben orada insanların tercihleri konusunda bir şey diyemem. Amin. Tabii, şimdi ama Sayın Cumhurbaşkanı çok kırıldığını söyledi, buna karşı olduğunu. Yani buradaki kırılma zaman zaman şöyle yorumlar yapıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Hakan Fidan'ı çizdi, bilmem şey. Böyle bir şey değil. İnsan kime kırılır? Sevdiğine. En yakınına, en sevdiğine kırılır. Dolayısıyla burada bir şey durum gönül yok. Gönül koyma. Şimdi yani muhtemelen şöyle de bir algı oluştu. Hakan Fidan bu tavrıyla Cumhurbaşkanı'na karşı böyle bir algılamadan en çok rahatsız olacak olan isim Hakan Fidan'dır. Yani böyle bir şeyi bugüne kadar asla düşünmediği için. Bundan sonra da elbette böyle bir algı olması tabii bir talihsizlik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kırgınlığını açıklamasından sonra bir muhasebe yaptı. Dolayısıyla bunun geri çekilmesinin daha doğru olacağı kanaatine vardı ve sonuçta MİT'in tekrar başına getirildi. Bu süreçte Sayın Başbakan'ın rolü ne acaba? En zor soru bana kaldırma gözüküyor. Bir önce bir programın adıyla ilgili bir şeyim var. Onu söylemek istiyorum sayın moderatörümüz. Aslında ne oldu? Çok iddialı bir soru. Değil, yani değil ben mi? De sizler de iddialı olduğunuz için. Çok iddialı için bir soru. Ya bu soru altında aslında hepimiz eziliyoruz biraz. Yok, aslında doğru şu. Bence aslında ne oldu? Bireysel şeylerimizi söylüyoruz zaten yani. Hep bence diyorum yani. Kanaatlerimiz. Şimdi tabii. De böyle olay 3 kişi arasında gerçekleşen ve aşağı yukarı 1-2 cümlelik beyanlar dışında bize tabii malum olmayan bir şeyden konuşuyoruz bir yönüyle. O yüzden bu soru daha da iddialı yani şu vasatta daha da iddialı. Evet işte. Hepsi gazeteci. Bir kısmı mesela yani. İlk Cumhurbaşkanı'nın ilk sitemi biz Hasan abiyle beraberdik. Evet. Türkiye'de bombayı attı, yola çıktık. Yola ve uçakta değil mi? Aynen, evet, aynen öyle. Devam etmiş. Kolombiya yolunda. Evet, okyanus üstünde. Evet. Tam şimdi ben açıkçası yani Hakan Fidan'ın ayrılış hikayesinin çok kişisel tarafları olabileceğini düşünüyorum. Yani belki biraz kadınsı bir bakış açısı ama hakikaten muhtemelen çok yorulmuştur vesaire vesaire ve Cumhurbaşkanı'nın bu kadar net, kesin, kızdım, kırıldım gibi bir tavır da sergileyeceğini öngörememiştir. Ben evet, öyle düşünüyorum. Muhtemelen öyle. Bana müsaade eder. Yani müsaade eder diye düşünmüştür ki bence Cumhurbaşkanı da bu tavrı aslında onun yüzüne karşı da yapmamıştır. Yani ben istemiyorum deyince gitme demek şeklinde algılanacağını düşünmüş olabilir. Yani biraz böyle fazla nezaketin kurbanı oldu bence süreç yani. Ben buraya bir saplama ve saptama yapmak istiyorum. Bu da şu, biz Kanal 7 Ülke TV ortak yayında Mehmet Acet'le yaptığımız programda henüz daha adaylık olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na işte bu tür şeyler, söylentiler var. Siz ne dersiniz diye dediğimizde Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Başbakan'ın Hakan Fidan'ın siyasete girmesi konusunda bir irade koyduğunu gördük. Biliyorum o programı tabii da biliyorum. O programda konuşulan da bir program oldu. Zaten yani Başbakan'ın o beyanı bile aslında... Yani sadece kişisel bir şey değil demeye çalışıyorum. Hayır, şimdi şöyle kişisel bir karardır ama yani Hakan Fidan gibi birisi herhalde ziyan edilecek değildir yani. Herhalde o karar verildikten sonra... Burada hakkını teslim ederim. Yani kuşkusuz. Türkiye'de adam yetişmiyor çok fazla ama böyle bir değer de hani böyle... İşte elbette ki yani. Onu demeye çalışıyordum. Yani Hakan Fidan gibi adamın olsun yani. Olsa 5-10 tane bütün partilere birer ikişer dağıtsak ya orada epeyce. Aydın Özalgan'ın itirazı var. Aydın Bey'in yani, bir partiyle şey yok. Ben de hiç öyle düşünmüyorum. Yani pek tabii müsteşarlarda, valilerde
görevlerinden istifa ettikten sonra siyasete atılabilir. Hala siyasete biz asıl aktör muamelesi yapamadığımız için zaten bence ben siz böyle... Dilerim, atılsın ama diyorum ki çok meraklıysa bıraksın en aşağı bir sene. Niye? Ha bir sene abi yani. Ne fark eder yani? Bir sene olunca ne olacak? Öyle bir şey olmaz. Son dakika bir sene. Hayşim Kılıç çok önemli bir insan. Olabilir. Bence de. Bütün bu görüşler aslında bizim siyasete yüklediğimiz anlamla ilgili. Siyasette hala biz asıl dönüştürücü, etkin, yönetici aktör olarak görmüyoruz. Ama acaba anlamıyor, yüzden... tam tersi diye ondan mı bakıyor? Yani bulunduğu makamı siyasete geçme ya, açısından abi, birisi yani, kullanır, hepsi kullanır. Her şekilde kullanırsın. Herhalde herkes yani, kullanır. Yani, yıl sonra, bir iş adamı sonra... olsa... Bir kendi açısından ben iş adamı kullanamaz bakın, mı? TÜSİAD Başkanı siyasete girebilir. Ama niye? Bir kamudaki bir vali, Anayasa Mahkemesi niye giremesin ya? Ya ben oradaki mantığı anlamıyorum. Yani niye girmeyecek bir vali? Girmesin ya da demiyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı niye girmesin demiyorum. Ben bir ara versin bakalım. Bir ara versin. Bir ara versin. Niye ara versin? Unutuluyor mu unutulmuyor mu? Hayır şöyle. Ama bakın Hakan Fidan istifa etmesine rağmen yine miting jetiyle gezdi. Korumalar şeyler fiilen MİT Başkanı gibi davranıyor. Hayır korumalar olacak zaten. Ama bu kadar. O konumda olan birisinin korumalar olacaktır ama. Ama şimdi bakın. Bunun bir şeyi yok. Reel bir karşılığı yok. Yani Fidan vali olmasın. Farklı bir figür oldu yani. Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığına gelmeden önce onunla ilgili başlayan bir süreç yaşadık hep beraber. Ve siz söylediniz yani çözüm sürecinde çok önemli bir misyon yüklendi. Zaten bütün bu tartışmalar da bence çözüm süreciyle doğrudan alakalı. Yani niye istifa etti, geri dönsün bilmem ne. Biz Hakan Fidan'ı şu an doğrudan aslında neden şimdi zamanı değil diye konuşuyoruz. Evet. Doğrudan çözüm süreciyle ilişkili olarak hani o olmazsa çözüm süreci sekteye mi uğrayacak? Bence asla değil ama onun doldurduğu yer gerçekten adam, çok önemli. Öyle bir kurumsal bir ilişkidir ki her şey onun kafasında da resmi evrakta bir şey var mı devletin kayıtlarında? Yok. Hep konuşulmuş, var. Not tutulmuş. Hepsi herhalde ama çünkü anladım da topladıklarını herhalde cebine koyup götürmüyor. Bakın, devletin kayıtlarında onlar her zaman vardır. Başladığında suçtu. Yasa çıktı ya. Hani evet. Yasal olmuş. O iki arada alan yasa dışı olduğu için orada ben zannetmiyorum resmi evraklara yazılsın. Enayi mi? Nota aldı, ses kaydı aldı. Öyle şey olmaz. Ya biz orayı bilmiyoruz yani. Ama tahmin ediyoruz. Enayi mi affedersin? O insanlar enayi mi? Hayır, yoksa savcılar işte eğer tutuklamaya kalktılar ya Hakan Fidan'ı. Evet. Eğer tutuklanan hani Cumhurbaşkanı'nın odaydı. Başbakan direnmese Hakan Fidan tutuklardı. Al işte belge bu yasa derdi. Tamam hangi, Oslo'da hangi belge var? Nasıl? Hangi belge var? Olmaz o kadar konuşuyorlar hayır, ettiler. Ama, bir dakika çok önemli bir şey söylüyor. Tutanak var demişler burada. Hayır olmaz, hangi belge mu? Var? Sızıntı. Hayır o sızıntı tamamen sızıntı. Sızıntı. Bir yok orada resmi belge yok. İşte onun da her şey Hakan Fidan'ın kafasında yok. Belki de bir daktilo da yazılmış bir şey de belge zaten. Değil. Yani belge yok zaten. Orada bir tane işgüzarın tuttuğu bir kayıt var. Orada konu, resim belge yok. Taraflar konuşuyor, not alıyor, ya bizim gidiyor. Şu anda bak, bizim konuşmamız ne kadar, şu anda konuşmamız devleti o ne kadar bağlıyorsa, bizim şu anda konuşmamız devleti ne kadar bağlıyorsa, pardon, Hakan Fidan'ın Oslo'da görüşmesi de, o kadar Cumhurbaşkanı'na, bağlı. Başbakan efendim gitti konuşup PKK orada müzakere falan yok. Anlatmadı mı? Orada anlattı. Müzakere falan yok. Ama nasıl müzakere? Hayır, orada nabız yoklama var. Müzakere yok orada. Ama nabız o nabza göre gidip Hakan Fidan'ın süreci değil ki bu. Hakan Fidan gitti başbakanla, o zaman Erdoğan'a gitti. Efendim onlar bunu istiyor dedi. İşte Tayyip Bey evet bu doğru dedi. Yani bir aracılığıyla yapılan ve bu bir o an itibariyle bir suçtu. Ama kaçınılmaz bir şeydi. Soru yazılı olarak bu düzeltildi. Onun için bu yani bugün de, yani, Allah görsün Hakan Fidan'a bugün bir şey olsa süreçte sorun çıkar. 7 Şubat'a malzeme edilen bir şey vardı Akbay yani. Efendi bize böyle demişti Hakan Bey. Apo'yu serbest bırakacaksınız atıyoruz. Şimdi şöyle olmaz. Devlette ya Hakan Fidan, devletin Hakan belli Fidan, bilgileri herhangi bir şey altındadır. Oslo'da daha başka bir yerde de görüşebilir. Herhangi bir insanla görüşebilir. Herhangi bir suç örgütü lideriyle de görüşebilir. Ama bu resmi kayıtlara geçmediği sürece herhangi bir sorun... Ya onu diyorum geçiremez ki suç zaten. Geçiremez. Zaten tamam, yok. Oslo'da böyle bir kayıt yok. İşgüzarın birinin, aldığı kayıt var. Hasan abi ben aynı şeyi anlatıyorum. Şey tabii ki yani, olamaz diyorum. Zaten, sorun her şey Hakan Fidan'ın kafasında. Zaten bu tip işlerde bu iş böyledir. Belki de sel pakın ya da sigara paketinin arkasına yazdı bir şeyleri. Bu işler tabii ne yapacak? Evet. Stereo tutup kayıt tutacak halin yok ya. Yani ben şöyle bir kısa cümle... O kayıtların da... Tamam, benim sorumu size de soracağım. Taca atma. Yani burada Sayın Başbakan'ın bir rolü
Pozisyonu yok mu? Başbakanın son geri dönüşünde de bir rolü var. Çünkü imza ona ait. Tabii. İstifa edişinde de bir rolü var. İmza ona ait. Evet. Ama ben bu sürecin başında da nihayetleniş şeklinde de başbakanın tek başına bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. Elbette, tek başına ama yani kişisel dedin ya sen sadece çok insani nedenlerden dolayı dedin ya. Bu Hakan Fidan'la ilgili kısmıdır yani. Hakan evet bir... yani. Ki bununla ilgili az çok bir şeyler de aslında biliyoruz. Yani bu konunun daha öncesinden beri aslında Cumhurbaşkanı'yla türlü vesilelerle bir şekilde konuşulduğunu ve aslında önceleri çok da bu kadar Hakan Fidan'ın bugünkü tavrını okuyabileceği netlikte bir tavır almadığını Cumhurbaşkanı'nın ve belki de bu yüzden buna cesaret etti, istifa etmeye cesaret etti ama sonradan işte muhasebe etti ve İstifasının adaylığını geri Ahmet çekti. Davutoğlu hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak adı ismi geçtiği zaman işte ayrılmasını uygun bulmuyorum dediği yönünde şeyler duymadık mı biz? Ya duyduk da şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani ayrılmasını uygun bulmuyorum dedi. Yani bunun söyleyiş var, söyleyiş var yani anlatabiliyor muyum? Yani biraz ben orada işte nezakete kurban giden bir şey olduğunu düşünüyorum. İfade etmeye çalıştığım şey şu. Davutoğlu'na gelince, başbakana gelince başbakan şunu düşünmüş olabilir ve bu çok tabii bir şeydir. Yani Hakan Fidan güçlü bir figür. Onunla bir hükümet kurmak Ahmet Davutoğlu için yani her başbakan için çok istenilen bir şeydir. Yani bunu istemesi, bunu dile getirmesi kadar da doğal bir şey yoktur. Yani herkes kendi pozisyonundan olabilecek en iyi ihtimali yatırım yapar. Hazırım. Ama son tahlilde bu alınan kararın, son alınan kararında biz biliyoruz ki istişareyle alınmış bir karar yani. Zaten orada şimdi zaten oradaki hükümetle şey arasındaki yani iktidarla Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki, Sayın Başbakan ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler aslında bugüne kadar hep bir uyum şeyiyle geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kırgınlığı ortaya çıktıktan sonra çok doğaldır ki yani bu ilişkilerin böyle bir durum vesilesiyle herhangi bir zarar görmesini, zafiyete uğramasını bir viraj Sayın Başbakan ister. Yani. Bir Sayın Cumhurbaşkanı ister. Dolayısıyla madem böyle sorun çözdüler. Bu kadar bir hassasiyet var, o zaman oturup bir değerlendirme yaptılar ve sonuçta böyle bir karar ortaya belki çıktı. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kırgınlığının bu boyutlarda olabileceği belki düşünmemiş olabilirsiniz. Yani yoksa Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Başbakan'la görüşmesinde hem Sayın Hakan Fidan'la görüşmesinde yani bu işin olmazlığı üzerinde söyledi. Yani bu kırılacağını, bu kesinlikle adaylıktan yani aday olmaması konusuna telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen ben sanıyorum bir de o sevginin hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hakan Fidan'a duyduğu sevginin belki o adaylık başvurusunu tolere edebileceği şeklinde bir düşünce de oluşmuş olabilir kafalarda. Ama bu sevginin gittikçe üzüntüye yol açtığını görünce de yani sonuçta evet yani böyle bir ayrılma kararı verildi. Bir sorun çıkarıldı, bir kriz çıkarıldı. Ama o kriz yine kendi elleriyle çözülüyor. Valla bir şey söyledim. Hasan Erfan çok duygusal bakıyor. Ben birazdan mantıklı bakmaya çalışacağım. Benimki bir varsayım sadece onu söyleyeyim. Bence Hakan Fidan kendi kariyer planını yaptı. Cumhurbaşkanı gitti ayrılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı buna yapma etme dedi ama asla çok ciddi şekilde sakın ha yapamazsın edemezsin demedi. Deseydi Hakan Fidan buna karşı çıkamazdı. Hani o diktatör işte ya. Yani. Ha. Bakın bu önemli yalnız. Ondan sonra... Üzüldüm. Neyse Hakan Fidan gitti. Fakat ondan sonra basında, özellikle muhalif basında öyle bir yaratıldı ki işte orada Erdoğan yalnızlaşıyor. En büyük adamı, en önemli adamı Davutoğlu'nun yanına transfer oldu. Öyle bir hava etti ki Davutoğlu da kimliğini kanıtlıyor artık ben gerçek başbakanım diyor. Tayyip Erdoğan bir baktı ki bir dakika ya ne oluyor dengeler bozuluyor dedi. Onun üstüne zaten bir süre sonra ertesi gün değil çıkıp çok yanlış dedi, kırgınım dedi, böyle bir şey yapamaz deyip gücünü ortaya koydu ve doğru yaptı. Her zaman yaptığı gibi. Yani bu işte Cumhurbaşkanı zaten çok iyi biliyor. Ve Hakan Fidan geri döndü. Yoksa ilk gün nereye gidiyorsun Hakan? Beraber başladık. Otur otur dediği zaman Hakan Fidan'ın ben gidiyorum ya
deme şansı yok. Ne yani Tayyip Bey onu der, ne Hakan Bey evet. Ama, Hakan Fidan ama bir Tayyip Bey burada... şu tavrını gösterseydi. İstemiyorum, kızamıyorum. Hakan Fidan diyebilir mi? Vallahi kusura bakma ben gidiyorum. Demez. Niye demez biliyor musun? Hani hem ahlakı terbiyesi, vefası için demez. Bir de var. Cumhurbaşkanı bu kadar sert çıktığı şey de onu AK Parti'de listede de Tayyip Erdoğan kafaya takarsa yani bence ha orada Kasımpaşalı kimliği bürüdükten sonra hem ben seni alacağım hep Tayyip Erdoğan'la birlikte yani TİKA'dan bir kadar önce bir emekli subayın doktoru çalışmaları var, kurumsal çalışmaları var. Bir anda TİKA'ya geliyor, MİT'e geliyor. Yani inanılmaz bir yükselmeli bir bu Tayyip Erdoğan'ın %100 desteğiyle oluyor. O kadar desteği bana verseler ben de MİT müsteşarı olmasam bile yardımcısı olurdum yani. Şuradan devam edelim. Yalnız şurada bir konuyla yani, Oslo ile ilgili bir şey bak, yapacağım. Yani Oslo ile ilgili peki ben abi. Hala orada... Ama orada aynı düşünüyorsunuz. Hayır, ayrı düşünürüz ya. Bir de ilave olarak şunu söylemek istiyorum. Yani orada o banda alanın, kasete alanın, dinleyenin, yani tıpkı Dışişleri Bakanlığı'nın toplantısının dinlenmesi gibi hangi PKK'lının onu dinlediğini, nasıl servis ettiğini ve o kayıtların Türkiye'de ilk olarak hangi paralel gazete yöneticisinin cebine geldiğini eğer araştırırsak... Tabii onlar ayrıca konuşulabilir ama şeyler. Ama bir dakika özür dilerim. O zaman şimdi, amacın ne oldu? Oslo'ya kimin sızdırdı ortaya çıkardı? Oslo görüşmelerinde yani PKK ve TC görüşmesinde bence eminim ki PKK'nın da MİT ya da Türkiye'nin de önünde teyit vardır zaten. Bu tip 3 saat görüşeceksin. Hiçbir teyit yani resmi çözüm olmadan ayrılırsan... Bir dahaki toplantıda ne diyeceksin? Aa sen öyle mi demiştin, böyle mi demiştin? Bu gizli kayıt değil ki. Hasan Bey şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki böyle bir görüşme mahkemeye gittiğindeki ola ki velev ki gittiğinde mahkemeye delil olacak bir şey değildir diyor. Evet aynen. Yani bu bir sızdırmadır, illegal bir dinlemedir. Mahkemeye delil olamaz. Bunu da verebilir. Deniz Baykal'ın gazette delil olamaz. Ama adamın siyasi hayatı bitti. Şimdi biz buradan ben demiyorum ki mahkemeye delil. Mühim olan vicdanlarda mahkum olmak. Ve orada bir kayıt yapılıyor bilinçli olarak her iki taraf. Ha o doğru, MİT'teki kaydı dediğiniz gibi paralelce Cemil Sonra için. Sonra kayıtlar bir ama güzel. Bu kayıtlar zaten bu tip paralel olarak, yapı yani, üzerinden sızdırılıyor yani. Ama her iki taraf kayıt bir yapmak zorunda. Çünkü sabotaj her olarak. Her arkasında ekibi var. Türkiye'de hiçbir gazetecinin, bak Türkiye'de bunu iddia ediyorum. Türkiye'de hiçbir gazetecinin bu olaydan haberi yokken bir paralel gazetenin yöneticisinin cebine geldi bu olay. Doğru. Bu bir iddia. İddia. Evet. O olabilir evet, mantıklı. Ediyorum. Ama bir dakika o zaman şu o toplantıda 5 kişi katıldıysa ben de o zaman Hakan Fidan'ı eleştireyim burada. Zaten hiçbir başka ajandası olmayan bir gazeteci de bu ihaneti o kaydı sen nasıl kaptırıyorsun? Yani. Demek o paralel dediğin adam Hakan Fidan'ın burnunun dibine girmiş ki o toplantının kasetlerini elde ediyor. Doğru mu söylüyorum? Onun trafiğinin nasıl olduğunu belki yani, Hasan Bey anlatır yani onun güzel bir trafiği var yani nasıl BDP'nin bilmem neresinde bulunduğu bir şey daha soracağım size peki MİT'i o kadar yani başarılı diyoruz Hakan Fidan ama bir de bir şey var sonra diyorsunuz ki 17-25 bütün komplodur tuzaktır adam Cumhurbaşkanı'nın oğlunu bakanın oğlunu izlemiş kaydetmiş bütün bunlar olurken MİT'in haberi yok 17 Mayıs Aralık sabahı İçişleri Bakanı Başbakan herkes de biz öğrendik. Yani bu, böyle bir operasyonu fark edemeyen MİT. Bir de oradan bakalım. Ama MİT cemaati tehlikeli şeyinde görmüyor yani. MİT'in görevi cemaati değildir. Eğer bir gün başbakanın oğlu izleniyorsa bilmem hem de bu bir fotoğraman gibi film gibi çekmiş adamlar abi. Şimdi bu kadar olurken de MİT burnunun dibinde eğer bunu görmeyecekse MİT. Neyi görecek? Ya yani bir olağan şüpheliniz vardır. Adım adım yaptığı her şeyi dinlersiniz bir ve buçuk izlersiniz yıldır, ve bakın, bulursunuz. Bir buçuk yani yıllık olay. İçişleri Bakanı diyor, benim oğlumu takip ediyorlar diyor. Bakıyor ve bu koca bir dosya hazırlanıyor. Düzmece müzmece. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Yani MİT bunu fark etmiyor. Oslo'da görüşme yapıyorsun. Çok hayati bir görüşü. Dünyanın en değerli bir tapesi var orada. Da kaseti var. O kaseti işte cemaat, paralel, örgüt ne dersen de alıp gidiyor. Yani bir de hani MİT'te de böyle bir zaaf var. Evet. Yani diye düşünüyorum ben. Alıp gidiyor değil de ona servis ediliyor. Kim yapıyor servis işte? O sorunun cevabını ben söyleyeyim. PKK değil. Mehmet Ocaklar'ın ilk bölümde söylediği MİT'i tarif ederken yani Hakan Fidan öncesi MİT'i tarif ederken söylediği cümleler sizin bahsettiğiniz MİT niye bunları fark edemediği sorusunun cevabıdır. Yani MİT ancak yekpareleşiyor. Ancak yerleşiyor. Henüz de daha da şey olmuş değil. Yani bu anlamda henüz takviye ve tahkim edilmiş değil.
cemaatin veya işte paralel yapının MİT içerisinde nasıl bir aktör olarak yer aldığını, efendim Mossad'ın, CIA'nin nasıl aktör olarak yer aldığını Hakan Fidan'a rağmen, yani Hakan Fidan iyi adamdır amenna, ama Hakan Fidan'a rağmen neler olduğunu... Şimdi tabii burada, bir kurumdan söz ediyoruz. Bu kurum yıllarca bir yapılanma yapmış ve bu kurumun öyle bugünden yarına hemen birkaç yılda... Tabii hala içinde güç odakları vardır yani ayrı ayrı. Mesela bu hani başka bir tartışma konusu ama yani buradan bakmak gerekiyor. Yani kim neyi perdeliyor, kim neyi nereye çalışıyor meselesinde MIT'i daha henüz... Yeni yeni yekpareleştirdi. Yani Hakan Fidan özeline bakmıyorum. Abi şimdi eğer bu konuyu yani Oslo Meclisi'ne şey yaparsak Dışişleri Bakanlığı'ndaki yani Genelkurmay Başkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, Genelkurmay Temsilcisi'nin, Dışişleri Bakanı'nın, MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi olayı. Ya bu yani durdurulması meselesi. Cumhurbaşkanı dinliyor. Ajanlar tırlarla seyahat ederken bir anda subayların ve polislerin baskını ve bir tane savcının o tırın üzerine çıkmasıyla karşılaştık mesela Türkiye. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye temel sorunu ne biliyor musun? MİT konusunda bana kalırsa. Amerika'yı ben biraz severim. Her şeyin doğrusunu yapıyor genelde adamlar. Adamın CIA diye bir şey kuruluşu var. Tamamen dünya ile uğraşıyor. Dış istihbarat, dışa karşı. Bir de FBI'yi var, içi koruyor. Biz MİT'e dışı vermişiz, içi vermişiz. Şimdi daha çok dışarıya aslında eğer MİT'e aslında hiçbir şey vermemiş. Yani vermişiz ama yanlış. GES komutanlığının MİT'e devredilmesi, evet. Sonrasında MİT'in yeniden yani bunlar aslında hani, ben olsam ben Hakan Fidan'dan onu beklerdim. Yani MİT'i tamamen dışarı çeksin. İçeriye de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dışında ağırlıklı olarak öyle yapıyorlar. Şey. Zaten şimdi öyle yapıyorlar. Ama yani yeni şeması öyle lazım. Bir şey. Yani şeması öyle. Ama yeni şeması öyle. Ben yani bununla ilgili bir şey meclise gelse kokacak kıyametleri tahmin edebiliyorum. Ama kokusun ya. Bugün MİT'i içinde ikiye böleceğine MİT dersin, ötekinde CİT dersin. Ne bileyim ismi önemli değil ama biri içe bakar. Tabii o zaman adı şu olacak. AK Parti kendi içine özel hususi istihbarat teşkilatı kuruyor. Zaten onu diğer sorumsuz insanlar. Burada mesela tam da yeri geldi. Bir MİT yasası gelse mecliste ne olur sorusundan önce şuna cevap vermemiz lazım. Bunu tecrübe ettik yani MİT'le ilgili bir yasa düzenleme geçti mecliste. Eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan tekrar görevine iade edildiği zaman dün akşam kıyamet koptu mesela mecliste. Yani. Burada parlamentodaki muhalefetin tavrını da belki biraz konuşmakta fayda var. Yani hakaretlere varan üsluplarla bir yaklaşım sergilediler. Hani burada Mahir Ünal cevap verdi ama şimdi gerçekten Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı olarak yeniden atanması meselesi çok mu problem muhalefet açısından? Yani şimdi ben şahsen muhalefetin doğaçlama veya yani, içten AK bir... Parti'nin MİT'i mi oldu bu iş veya hükümetin MİT'i mi oldu? Yok canım AK Parti'nin MİT'i falan ne? Yani MİT varsa devletin MİT'i, devletin bekası için var. Yani bu kesinlikle AK Parti'nin veya da bir başka partinin MİT'i değil. Ama CHP öyle bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. CHP de bu algı operasyonunu öyle sanıyorum ki kendi kurmayları arasında, kurmay zekasından değil onların bir üst aklı tarafından kendilerine dikte edilen bir senaryoyu uyguluyorlar. Mesela yasalara aykırı falan dedi Haluk Koç. Zaten şey, danıştaya dava açtılar zaten. Evet, öyle bir madde varmış ama nasıl uygulayacaklar bilemeyiz. MİT'ten gelecek bir raporu kabul etmeyeceklerini de açıkladılar bugün. MİT'in verdiği bir raporu da kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Yani o zaman yani sormak lazım hangi ülkede siz particilik yapıyorsun, siyaset yapıyorsun diye sormak lazım. Ama bunun temelinde şu anda CHP'nin maalesef ama maalesef bunu özellikle söylemek gerekiyor. Kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Paralel kucağında bir politika yürütüyor. CHP'ler istediklere kadar itiraz etsinler. İstediklere bu kadar cümleyi kısınlar. Neden kuruyorsunuz? Şu anda paralelin kucağında onlar ne derse öyle bir politika. Peki niçin kendi politikaları yok onlar? Paralel dediğiniz kaybeden bir yapı. Doğru mu? Finansal açıdan, medyada her yerde çöküyor. Yani CHP'nin çöken bir yapının kuyruğuna kayıtsız koşulsuz takılmasının yok, başka politikası yok. Ha, üretemiyor. Aklına bir şey gelmiyor. Ya şimdi 30 Mart'ı gördük. 30 Mart yani 17-25 Aralık sürecinden sonra o kirli darbe girişiminden sonra
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantılarında, salı günkü grup toplantılarını izlediniz mi? Bir tek tabii. Allah aşkına, sadece bir tabii. Tek Allah aşkına bu ülke için, bu memleket için, bu insanlık için, bu millet için bir tek proje sunduğunu duydunuz mu? Sadece tape okudu. Mecliste tape okudu, gitti meydanlarda tape okudu. Hakkını yedi. Yok, Sakarya'da, malzemesi yok. Sakarya'da otopark yapacağım dedi, otopark evet. Olan yere. Yani başka malzemesi yok. Malzeme olmayınca ister istemez hazır geliyor. Yani önüne bir senaryo yazılmış. İşte şunlara uygularsın, bunlara uygularsın. Ya gözünü seveyim. Yani bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet Baykal'ın kasetinden sonra Genel Başkanlığa gelinmiş. Bir projedir. Buna da iddia ediyoruz. Bir projedir. Kim yaptı o projeyi? Paralel yaptı. Bu cümleden sonra bir reklama gidelim mi? Reklama gidelim sonra devam ederiz. Kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Tam reklama giderken Hasan Karakaya Aydın Özdalga'ya döndü ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bir projedir. Evet. O yüzden proje geliştiremiyor. Evet. Yanlış anlamamıştım. Doğru. Bu burada kalmıştık. Dolayısıyla sizin hani her şeyi paralele bağlamayın itirazına belki de paralelin icadı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu öyle mi? Yani şimdi sadece Aydın Özdalga haklı olarak her şeyi paralele bağlamayın diyor. Doğru. Paralelin de üstünde bir otorite var. Yani bugün paralelin başı Fethullah Gülen'in otorite kabul ettiği bir güneydeki komşumuz olan ülke var. Kim? Adını da verelim. İsrail. Ha tamam şöyle güzel. İsrail. Ha. Yani yok yani zaten vereceğiz. Yani paralel yani cemaatin arkasında İsrail var. Tamam. İsrail var. Olasılık olabilir. İsrail var. Yani paraleli kalkıp da Fethullah Gülen veya cemaati 40 yıllık cemaati olarak bakmamak lazım. Ya Hakan Fidan'a yani, iki yer düşmandı değil mi? Yani bir cemaat evet, İrancı evet, diyordu. Evet. Şu anda paralel yapı MİT'e yeterince sızamadığı için mutlaka orada biliyorsun, elemanlar vardır. Biliyorsun namaz kılıyorken ellerini nasıl bağlıyor meselesinden evet. Çıkarak birçok tezviratlar yaptı. İsrail daha Hakan Fidan göreve gelmeden bir hafta 10 gün önce yani adı konuşulurken, adı gündeme gelmişken işte İsrail ajanı, İsrail sevdalısı bir adam gözüyle baktılar ve İran ajanı gözüyle baktılar ve paralel yapı zaten bugüne kadar her kime düşman kesilmişse, her kim karşısına alınmışsa mutlaka ona bir İran damgası, bir Yezid damgası, bir Firavun damgası vurmuştur bugüne kadar. Bunu yapmıştır. Ama bu Süfyan damgası, özellikle Süfyan damgası yani halen de bunu devam ettiriyorlar. O Süfyan'ın hangi Süfyan olduğu da Ebu Süfyan. Pardon, Süfyan ne demek ben bilmiyorum. Cahilim evet ama. Tabii dini motifli bir yapı olduğu için dini evet. Literatürü kullanıyorlar. Süfyan ne oluyor? Hain mi? Kötü? Olumsuz bir anlam herhalde. Yok. Ne? Söyle. Bilmiyorum abi. Söylesin. Öğrenelim yani. Sana abi anlat bize. Süfyanlık nedir? Yani kıyamete yakın gelecek bir ortalığı Deccal falan gibi bir şey. Gibi bir şey. Evet o manada kullanıyor. Kötü yani. Ebu Süfyan evet. Değil. Ebu Süfyan değil kesinlikle. Okay. Ama sorarsan Süfyan'dan kastınız ne? Hemen diyeceklerdi ki ya biz Ebu Süfyan'ı kastettik. Ha. Yani ona öyle diyeceklerdir. Doğru paralel yapı tek başına kendi bu projeleri üretecek bir akla sahip değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bir üst akıl var. Yani üst akıl tarafından yönetiliyorlar. Yani bugün çok geriye gitmeye kalkarsak bunun içinden zaten çıkamayız ama Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilip bir ay sonra Fethullah Gülen'in Amerika'ya çekilmesi bir operasyondu. Yani kalp Bülent Ecevit'in hadi bir an önce kalp ameliyatını ol riske sokma sağlığını falan deyip kalbinden ameliyat bir artık bypass mıdır nedir ameliyat olmak için gittiği Amerika'da güya ameliyat falan olmadı. Kendisi herhangi bir kalp rahatsızlığı yok. Şeker hastası sadece. Ama orada hangi tür ilişkilere girdi? CIA ile FBI ile oradaki derin Amerika ile kimler üzerinden hangi hanımlar üzerinden
ilişkiye girdiği, o hanımların daha sonra nasıl öldürüldüğü. Yani bütün bunları bilmek lazım. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben onu bilmiyordum. Neyi kastettiniz? Gelin hanım. O nedir? Cenaze namazını kıldırdı. Yani şu anda ismi aklıma gelmiyor. Fethullah Gülen Türkiye'de cenaze namazını kıldırdı ve aynı zamanda Mun Tarikan temsilcisi olan bir vatandaş vardı. Onun gelini bütün ilişkileri o ayarladı. Yani CIA ilişkileri, orada oturum iznini almayı falan filan bütün bunları o ayarladı. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Cemaate veyahut da Fethullah Gülen örgütüne bugün cemaat gözüyle bakan aldanır. Yani dini cemaat olarak bakan aldanır. Kesinlikle dini cemaat değil. Yani bunu o, sürekli... Musa Gülen'in hani teröre destek verenlerin parasal yönlerine vurgu yaparak bir açıklama yaptı dün. Bugün sabah gazetinde manşetti benim bildiğim kadarıyla. Siz oraya da mı atıf yapıyorsunuz? Yani bu örgütü anlatırken işte Amerika ile ilişkileri var. Amerika'da efendim oturma izinleri, CIA ile ilişkiler falan derken ondan sonra dev bir örgüt. Yani biz CHP'yi konuşuyorduk. Şimdi hayırları konuşmaya başladık. Şimdi evet tabii hepsinin bir background'u var. Bütün bu olayların. Yani özetle şunu söylemek gerekiyor. Yani bu paralel yapı dediğimiz yapının arkasında kesinlikle biraz önce arada da konuşmuştuk. Yani bu taban için kesinlikle tabandaki insanlar gerçekten samimi, dürüst insanlar. Yani Özlem Çalık'ın ifadesiydi sanıyorum. Bunların tabanları ibadette, orta tabaka ticarette, üst tabaka ise ihanette. Siz manşetten diye. Evet, biz daha önce de konuştuk bunları. Şimdi böyle bir yapıyla karşı karşıyayız ama bu yapı kesinlikle İsrail, Amerika, İngiltere, Almanya'yı da içine alan bir üst akıl tarafından yönetiliyor. Yani bu birçok projeyi veyahut da birçok operasyonu kendi başlarına yapacak kabiliyette insanlar değil. Bu operasyonları birileri yapıyor, bunlara servis ediyor. Bunlar da PR çalışmasını yapıyorlar. Bundan da Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu'nun da yani Deniz Baykal'ın o kasetinde kimler tarafından çekildiği, kimler tarafından servis edildiği araştırmalı elbette bu biliniyordur. Ve tekrar ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilk röportaj yapan gazete de bir paralel gazetedir. Yani Hürriyet veyahut da Milliyet veyahut da Vatan değil. Yani o hani kamuoyunun tarafsız bildiği ama aslında gerçekten taraflı olan gazeteler değil. Ama bir paralel gazeteydi ilk röportaj yapan. Peki. Ve onunla ve ona işte Amerika seyahatini ayarlayanlar da onlardı. Yani paralel yapı. Biliyorsunuz o günlerde Mustafa Sarıgül hemen Amerika'dan randevu alabiliyordu ama Kılıçdaroğlu bir türlü randevu alamıyordu. Hı hı. Ve daha sonra ne olduysa oldu, Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Baykal'ın kaseti gibi MHP Genel Başkan Yardımcısının 5 tanesinin kaseti çıktı, istifa etti. 3 tanesi de kaseti çıkmadan yayınlıyoruz dediler, adamlar istifa etti. Yani 8 tane genel başkanın çapkınlığını buluyorsun, onların buluştuğu ev, otele gidiyorsun, görüntüyü koyuyorsun. Ya... Bunu yani bir tane olsa anlarım, ikisi olsa anlarım. Yani bunu Türk devletinin ya da cemaatinin emniyetteki uzantılarının da dışında ya bu müthiş bir operasyon yani. Zaten onu anlatmaya yani, çalışıyor Aslan Bey. Biraz, gerçekten devlet aslında yani paralel peki, devlet bile bence peki, Baykal, az bir ifade. Özür dilerim şunu demek istiyorum. Peki, zaten o değil sadece herkesi dinlemişler. Abi ya. Tamam Baykal'ı yıktı Kılıçdaroğlu getirdi olabilir. Paralel tamam. Edeceğim olabilir. MHP'yi teslim aldı. MHP'deki adamları yaptı ama Bahçeli yine orada duruyor. Res çekti çünkü artık en sonunda. Biliyorsunuz değil mi? Yani o resleşmeyi hatırlarsanız orada res çekti. Yoksa şöyle bir şey yayınlanmış. Peki hatırlayın. Ben şunu söyleyeyim. Bilmem, bakın. Gerçek ülkücüler gibi evet. Bir ifadeyle işte hemen görevi Tunca Toskaya mı? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Teslim ediyorsun. Şey genel başkanlığı bırakıyorsun diye tehdit vardı ve Sayın Bahçeli direkt ne o tehdidi püskürttü. Şimdi ya. Bunları yani bu şu anda yurt dışına kaçmış olan Önder Aytaç bir yazısında bahsetmişti. Ali Kırca'dan bahsetmişti. Nuh Mede Yüksel'den bahsetmişti. Cübbeli Ahmet Hoca'dan bahsetmişti. Ve MHP'lilerin kasetlerinden bahsetmişti. Yani ve dedi ki yani bunları hep dedi cemaat mi çekti? Yani cemaat mi servis etti? Yoksa cemaate düşman olarak birileri mi servis etti falan diye böyle ironik bir yazı yazmıştı.
Şimdi o MHP'lerin kasetleri hadisesi. Peki o kasetler ne zaman internette servise konuldu? Seçim öncesi. Hayır, seçim öncesinden de önce. Ne zaman ki Fethullah Gülen, hani bizim hepimizin de "Aa hayret, bu kadar da AK Partililik olur mu?" dediğimiz bir sözü vardı. Yani referandum 10 Eylül 2010 referandum oylamasından önce mezarından, yani insanlara ölmüş. Derim ki isterim ki kalkın. Herkes bu referandumda evet oyu kullansın. Hatta mezardakilere sözüm geçse onlara da derim ki kalkın oy kullanın. Buna Devlet Bahçeli karşı çıktı. Devlet Bahçeli karşı çıkınca MHP'lilerin kasetleri piyasaya sürülmeye başlandı. Peki bir şey olay soracağım. Okey, diyorsunuz ki ya bunu arkasında Amerika İsrail var. Bu sırf paralelin cemaatin yapacağı iş değil diyorsunuz. Evet. Peki sizce hükümet asıl üst akıl, yani asıl sorumlu olan bunlar taşeron o zaman. Evet. Onlarla mücadele yeter kadar yapıyor mu? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte Hayır, merak amenna. Merakımdan sordum. Yani, evet hayır diye. Yani çünkü Hasan abi dediğin önemli. Şu anda bakın şu anda ben şu kadarını söyleyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı size bırakıp Sayın Cumhurbaşkanı ve birkaç kişi haricinde bu olayı maalesef gereği kadar öneminin farkında olmayan insanlar var. Evet. Şimdi yani Hakan Fidan'dan buraya geldik. Hepsi zaten ilintili ama şöyle yani. Muhalefetin tavrı açısından şimdi Mehmet Ocak'tan ilk hani Hakan Fidan MİT'in başına dönecek diyen, dün hani henüz daha belli olmadan söyleyenlerden birisi gazeteci olarak. Fakat tabii o bu görüşünü televizyonlarda söylerken CHP ve MHP ayağa kalkmıştı. Sizin muhalefetin tavrına... Şimdi muhalefet tabii Türkiye'de maalesef gerçekten bir muhalefet sorunu var. Şimdi normal... Nitelikli muhalefet sorunu. Nitelikli muhalefet anlamında bir sorun var. Şimdi 13 yıllık bir siyasi iktidar var ve 9 mu kaç oldu? 9 seçim mi oldu? 10 seçim mi? Sayısını bilmiyoruz. Şimdi 9 seçim. Bu kadar 9 seçim yapılıyor. 9 seçim, evet. 9 oldu 9 da 10 mu acaba? 9 oldu kesin de. Şimdi 9 seçim yapılıyor ve bunların hiçbirinde muhalefet başarısı ortaya koyamamış. Canım Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Doğan'ın karşısına geçip diyor ki hedefimiz 135. Şimdi demek istediğim şu, yani normalde dünyanın bütün siyasi iktidarları doğal olarak yıpranırlar. Bu işin doğasında olan yıpranmalılar en azından. Yıpranıyorlar yani, genel örnekler böyle. Evet. Şimdi burada bırakın siyasi iktidar yıpranmıyor. Oy artırıyor ama muhalefet yıpranıyor, muhalefet oy kaybediyor, muhalefet hiçbir başarı ortaya koymuyor. Şimdi bütün bunlara bakarken yani neden kardeşim? Bak örnekler var en yakın işte 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasındaki muhalefetin yaptığı, özellikle ana muhalefetin mesela ortaya koyduğuna bakın. İşte tapeler dinletmiş, meydanlarda, mecliste, başka hiçbir projesi aslında yok. Aslında siyasete yönelik bir hamleyi... Siyasetçinin bir duruş göstermesi gerekirken tabii, öyle değil mi? Normalde siyasetçi mesela şunu yapabilse, muhalefet partisi dediğim, kardeşim kim devletin içinde bir çete kuruyorsa, paralel bir örgüt kuruyorsa, bu kim olabilir? Bugün bu cemaat dediğimiz grup olabilir, evet. Yarın bir başkası olabilir. Devletin içinde olan şeye bu ülkede siyaset yapan her siyasi parti şiddetle karşı çıkar. Darbe girişimi kol kola izlemesi lazım, ona karşı çıkarsınız. Yani? Ha, yolsuzluklarla ilgili bu ülkede sorunlar varsa bunları tartışırsınız ama bu bağlamda bunun eğer bu vesileyle kullanıldığını görüyorsanız orada nitekim millet, bakın milletin feraseti o kadar güçlü ki. Yani millet de belki kafasında ya bu ülkede sonuçta insanların olduğu yerlerde zaman zaman usulsüzlükler devlet içinde oluyor. Bunları zaman zaman belediyelerde, bakanlıklarda, şeylerde görüyoruz ve bunlarla ilgili yasal takibatlar oluyor, davalar süren, benim bildiğim yüzlerce dava var böyle mesela belediyelerde. Ama hukuk öyle bir ortamda seçime gidiyor %50 ile. Ama siz zaten yıllardan beri bunları biriktirmişsiniz. Olduğuna inandığınız gün neden bu işi yaparsınız, çıkarırsınız ortaya, belgelenirse herkes kendi cezasını alır. Ama siz yıllarca biriktiriyorsunuz. İnsanların konuşmalarını biriktiriyorsunuz. Tapeller hazırlıyorsunuz. Montajlar yapıyorsunuz. Ondan sonra gelip diyorsunuz ki bir yolsuzluk şeyi var. Ve bunun arkasından da siyaset yıkmaya başka hesaplar içine giriyorsunuz. Millet burada diyor ki ben buradaki tehlikeyi görüyorum. Siz benim irademe karşı, benim seçtiğim, seçilmiş iktidara karşı bir
darbe girişimi yapıyorsunuz. Muhalefet burada, ne diyor burada? Şimdi muhalefet diyor ki bak Hakan Fidan özeline de gelmemiz buradan, gerekiyor. Aynen şimdi Hakan Fidan'da da şimdi efendim işte seçilmiş de şeye aday olmuş AK Parti'ye. Dolayısıyla bu sadece Hakan Fidan'a ait bir şey değil ki. Niyet beyan etmiştir diyor mesela. Bütün şu anda mesela genel müdürler, valiler, rektörler, üniversite öğretim üyeleri bir yeni insan bürokraside istifa etti. Değişik partilerden aday oldular. Yani seçilemedikleri zaman ne olacak? Tekrar seçimden sonra gelip görevlerine başlayacaklar. Ama yani işte MİT bu, istisnai bir durum diye itirazlar var. Şimdi MİT'le ilgili ki zaten ama rektör süreç de tamamlanmış daha değil. Daha mı önemsiz yani? Rektör, ayrıca işin vali. Burada farklı bir tarafı daha var. Burada süreç de tamamlanmamış. Aday da olmamış henüz yani. Henüz. Yani öyle eğer işin o boyutundan baktığınız zaman bir aydan daha kısa bir süre sürmüş bu aşama. Süre içinde ve hemen de görevine geri dönmüş oldu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Muhalefet... Çok doğru söylüyorsun abi. Yani bence de AK Parti, Tayyip ne derseniz deyin en büyük şansı hakikaten muhalefet. Yani muhalefet mesela muhalefet yapılacak olmuş. Yerlerde hakikaten öyle bir şey bulursunuz ki ekonomik anlamda şeyler bulursunuz. Farklı şeylerden muhalefet siyasi iktidarları eleştirir. Hem de çatır çatır eleştirir. Hiç bunun bir şeyi yok. Ama muhalefetin şu ana kadar mesela iç güvenlikle ilgili bir reform paketi var. Şimdi bununla ilgili şu ana kadar ben hiçbir siyasi partiden, muhalefet partisinden kardeşim şu maddede şu bölümler sıkıntılıdır. Bunları gelin yeniden gözden geçirelim. Daha önerimiz de budur. Ya da Avrupa standartlarında aslında şu maddeler Avrupa'da şöyledir. Bakın biz de böyle yapıyoruz, bu yanlış yapıyoruz diyebilir. Bunu dediğiniz zaman nitekim Sayın Başbakan'ın Davutoğlu'nun açıklaması var. Dedi ki getirin. Deyin ki bakın Avrupa ülkelerinde, demokratik ülkelerde bu maddeler şöyledir. Oysa sizin getirdiğiniz böyledir. Bunu derseniz oturup konuşalım. Varsa gerçekten demokratik standartlar anlamında bir sıkıntı varsa bunu hemen konuşuruz. Demek ki sadece Hakan Fidan özelinde değil, muhalefetin bütün genel tavrı yani üzerinde bir problem yani, var diye. Muhalefetin dediği şu. İç güvenlik kardeşim, dediği söylediler yani o konuda sıfır değil. Ki, hayır dediği en herkesin bildiği bu diktatöryel yasadır, efendim bir baskı yasalarıdır filan. Polis devleti. Genel polis devleti oluyor. Çünkü diğeri algı oluşturma cümlesi değil ama diktatör dersen, anayasaya aykırı dersen bu tribüne oynamak oluyor. İşin en kolay yönü o evet yani. Böyle yapıyorsun. İşte bırakın kalsın işte AK Parti. İşte bu muhalefet olmuyor. Ama bakın bir şey var. Mesela iç güvenlikle ilgili şey de insanlar 6-8 Ekim olaylarında 50'ye yakın vatandaşımız zaten hayatını kaybetmiş. Zaten tam oraya geldik. Yani yeni bir muhalefet lideri doğuyor ya oraya atıftı. Efendim şeylerden atılmış Yasin Börü mesela şeyden pencereden atıyorsun arabayla geçiyorsun. Bu kadar şimdi oradaki vatandaş ben o günlerde yine Sayın Başbakan'ın açıklamalarını hatırlıyorum. Diyor ki biz gittik oradaki sivil toplum örgütleri vatandaşların bize söylediği şu. Ben devlet benim güvenliğimi sağlamak zorunda. Devletin görevi budur kardeşim. Zaten oradaki o gün, herkesi... O günden sonra cümle, kamu otoritesi ve şeydir kamu güvenliği konusunda... Bu konuda o bölge için bu cümle alacak. Çok milattır yani. Hani devletten yakınan Güneydoğu, Doğu Anadolu halkı... Benim güvenliğimi sağlayacak. Devlet benim güvenliğimi sağlayacak kardeşim. Senin görevin bu diyor. Başbakan'a çatır çatır hesap soruyor. Burada doğru olan budur. Muhalefet tartışıyoruz da peki yeni bir muhalefet lideri doğurma çabası var. Özellikle Cihangir tayfasının yani HDP'nin şimdi orada seçime girmesi bir şey var. Selahattin Demirtaş ilgili, ben orada bir cümle söyleyeyim. Sayın moderatör konuyu kişileri tamamlamadan konu değiştiriyorsunuz. Bir şey madem söylediniz. Bir dakika konuştunuz da söyleyeyim. Yani. Orada bir cümle söyleyeyim sadece geçeyim. Yani başka konuşmak isteyen olursa da ayrıca konuşsun. Şimdi mesela bir Selahattin Demirtaş üzerinden evet Türkiye'deki liberal peki, sol. Peki onu sonra konuşalım. Peki. Yani müsteşarı Hakan Fidan'ın görevine geri dönmesine MHP ve CHP'nin tavrını siz nasıl buluyorsunuz? Halime Kökçe Hanım. Şimdi yani CHP ve MHP Hakan Fidan'dan ekmek yemeye çalışıyor. Şimdi vurarak.
Yani hani muhalefet, iki muhalefet partisi, şimdi HDP ile beraber üç muhalefet partisi. HDP bir şey söyledi mi bu konuda bilmiyorum ama dün akşam ben az çok meclisteki o arbedeyi, söz dalaşını izledim. Bir tür işte AK Parti'nin miti gibi bir yaklaşımla asla göreve geri dönmemeli. Şimdi seçime gidiyoruz ve CHP bir işte kapatılacağım üzerinden biraz ekmek yemeye çalıştı. Şimdi de işte Hakan Fidan onların eline bir fırsat, hani bir iki laf ayakta top dolaştırma fırsatı. Paralel tayfanın şeyi de buydu zaten. Tabii ki, bir anlamda tabii ki. Aynı şeyi yeniden rotaya girmiş oldular. Zaten Hakan yani, Fidan'ın ismi paralel yapının da işte hiç hoşlanmadığı isimlerden birisi. Keza evet, yani hiçbir tarafında komplo bulmuyorum. Bizzat İsrail, Amerika'daki İsrail lobisi, paralel yapı, taşeron ya da değil, üst takılı yönetiyor ya da değil, ama bu odaklar tarafından hiç haz edilmeyen birisi. Ama Hakan Fidan'ın ikinci kez göreve gelmesi, 4,5 yıl üzerine istifa ettip tekrar göreve gelmesi bile bir kısmı çok, bir kesimi çok kızdırırken başka bir kesimde yine heyecan yaratabiliyor. Yani böyle de bir şey var. Şimdi bunu da teslim etmek lazım. Bir kesimde de yeniden heyecan yaratabiliyor. Bunun üzerinde de bir oturup düşünelim derim ben. CHP ve MHP Hakan Fidan üzerinden ya da değil. Şimdi ne yapıyorlar yani? Seçime sayılı günler kaldı. İşte AK Parti kendine göre bir hazırlık yapıyor. HDP de görüyoruz yani bir hazırlığı var. Birazdan belki onu konuşacağız. Yeni bir star mı doğuyor? Evet, doğdu ne başlığı altında ya da belki de doğdu, evet. Ama CHP ve MHP ne yapıyor? Bence CHP çok panik bir vaziyette. Çok panik olduğu için de bence peş peşe hatalar yapıyor. Parti olarak eriyor. Ve nasıl bunun önüne geçeceğini dahi bilmiyor. Yani şöyle tabii, şimdi Kemal Bey için son seçim. Yani geçen seçimde de 26 almıştı yanılmıyorsam. Bu seçimde yani onun altına Kemal düşür takdirde koltuğunu koruması zor. Hasan Bey'in Kemal Bey'le ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri şeyler aşağı yukarı katılıyorum. Gerçekten. Yani şöyle bir şey. Şimdi rasyonel bakalım. Siz ama benim bakalım, sorduğum yani soruya cevap vermiyorsunuz. Konuyu değiştiriyorsunuz Hanım Hanım. Öyle mi diyorsun? Evet. Bırak, tamam, bırak paramı desek çıksın. Bak, evet. Demek ki birikmiş bunlar bende. Söyleyeyim yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hani işte son derece rasyonel olarak değerlendirirsek, yani CHP'nin başına bir komployla, bir kaset kumpasıyla vesaire nasıl geçmiş olursa olsun orasını unutalım ve hani bir işte Türkiye'nin kurulduğundan beri var olan bir siyasi partisi, %20 de kemik oyu var neredeyse yani. Şimdi bu kemik oyu tabii ki %70, 65, 35 bandını aklımızda tutmak kaydı şartıyla yine de nasıl şey yaparız, hani biraz kıpırdandırırız, nasıl biraz cüsseli hale getirebiliriz? Yani herhalde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri asla yapmayarak, yani en primitif, evet, en primitif mantık bile bunu söyler. Şimdi niye yapamıyor? Yani aklı mı ermiyor Kılıçdaroğlu'nun? Yani ya da bütün CHP'lilerin yani çok büyük bir adam kıtlığı mı yaşıyorlar? Kahtırical mi var? Var yani, o belli de. Yani niye vallahi, yani niye? Bir de şöyle bir cümle, CHP çok ilginç bir parti. Yani o öyle iç dinamikleri var ve partide öyle de bir demokrasi, özgürlük adına herkes ortaya çıkıyor, konuşuyor. O, yani o oraya var ya, o öyle özgürlük mü özgürlük ama değil. Bakın, CHP'yi daha da bence batağa sürüklemeyin. Yani bunun demokrasiyle, iç demokrasiyle, parti içi demokrasiyle hiç alakası Hanım, yok. Daha cümlemi tamamladım, yüklemi koymadım. Ben daha size özne ve sıfat derdi mi atlıyorsunuz? Ben konuşuyordum ya, siz araya girdiniz. Onun için, ama şunu demek istiyorum, yani CHP'nin en büyük zorluğu ne biliyor musun? CHP'yi ancak siz Tayyip Erdoğan modeliyle yaparsanız yönetirsiniz. Eğer bu CHP göre biraz bıraktığınız zaman her kafadan bir ses, şu birinin siyah dedi ne, öteki beyaz diyor. Ve yani Kemal Bey de çok karizmatik, çok sert bir lider olmadığı için ne yapacağını şaşırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu o partinin zaten olağan doğal lideri değil bir kere yani. Şimdi siz bize sanki İsviçre'deki kurumsal demokraside yaşıyoruz. Bütün parti geleneklerimiz öyle. Yani sorunumuz bisiklet yollarımız neden 2 metre değil de 1 metre? Böyle bir Türkiye'de yaşıyor olsak tamam, ama Türkiye öyle bir Türkiye değil. Daha fay hatları var. Yani işte çevre merkez daha olağan şeyine kavuşturuyor.
kavuşmamış, olağan rollerine, olağan işgal etmesi gereken alanlara kavuşmamış. Şimdi biz böyle bir hani daha değişim sürecinde bir Türkiye'deyiz ve siz CHP'nin parti içi demokrasi, herkes birinin hak dediğine karar demeyi versin. Yani şimdi işte Kemal Kılıçdaroğlu bir liderlik sergileyebilse, bir Muharrem İnce çıkar mı? Bir Emine Ülker Tarhan çıkar mı? Çıkmaz. Yapacak yani, problem o zaten. Ya masanın yumruğu Kemal Kılıçdaroğlu neden siyaset yapamıyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu o partinin sahibi değil yani. İşte vesayet altında derken CHP bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya getiren kim ise, ki Sarıgül'le Kemal Kılıçdaroğlu'na şu hareketi yaptıran kimse, Ekmelettin İhsanoğlu'nu kim, var mı öyle bir adam şimdi? Yok. Var mı Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir adam? Ya o zaman ikinci günde soruyu sordular. Neyse, artık ben bunu artık bilmiyorum yani. Aslında ne de oldu, ne oldu orasını bilmiyorum zaman, ama bunları kim yaptırıyorsa... Bir grup yani. Kim yaptırıyorsa o grup yani. Hüsamettin Özkan da Amerika'da. Ve şu anda o gerçek grup, bir lider değil şu yani. Şu anda o grup... Olabilir, olabilir. Belki şu anda evet, yani çok partinin cemaatle kendi, yan yana gözüküyor. Kendi açık dinamiklerinden bakıp, çıkmış bir şey değil. Paralel yapının kanallarına göreceksiniz yani. İnanılmaz bir şey profili var. Eskiden hiç görmediğimiz kişiler var o aynen ekranlarda. Ama bir taraftan da bir kısımda Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP'den ümidini kesmiş başka bir ata oynuyor. Başka bir kişiye yatırım yapıyor. İşte o at. Onu da şimdi konuşalım. Şimdi konuşalım. Şimdi şu söylemi ben yeni duymaya başladım. Yani HDP tek başına seçime gidecek. %10 barajını geçecek. Tamam. Yani 135'te CHP alacak. Yani bunu söylüyorlardı da şunu da dillendirmeye başladılar. Kopacaklar yani CHP'ye oy vermek istemeyenler. Seçmen bazında. Seçmen bazında. Sonra Aleviler mesela çok böyle baskın bir dille söylenmeye başladı. Alevi yurttaşlar. Başka? Zaten sanki Kürtlerin tamamı HDP'yi destekliyor. Kürtler geliyor. Sol seçmen. Yani bu çok muğlak bir ifade. Sol seçmen filan. Dolayısıyla bu söylemi ben yeni duymaya başladım. Yani Alevi yurttaşların da HDP'ye yöneleceği ifadesini dillendiriyorlar güçlü bir şekilde son birkaç gündür. Şimdi soru şu. Hani Tsipras örneği verildiği için söylüyorum belki. Selahattin Demirtaş ve HDP merkez solla oturacak bir parti midir? Ya da sosyal demokrat bir parti midir? Olabilir mi ve baraj aşabilir mi diye buradan başlamak lazım belki. Yani şimdi Selahattin Demirtaş'a gelmeden önce Aydın Özalkan'ın biraz önce söylediği ve Halime'nin de hani itiraz ettiği diyelim. Hani CHP'nin ak dediğine, CHP'de birinin ak dediğine diğeri kare diyor. Yani bu CHP'de bir nakli ona kara diyoruz değil mi yani? Yani bu kara demesine gerek yok. Yani bu en başta Kılıçdaroğlu'nun kendi ak dediğinde biraz sonra kendisi kara diyor. Şimdi yani öncelikle bunu konuşmadık ama konuşmamız lazım herhalde. Bir kapatma davası diye bir şey çıkardılar. Yani böyle bir heyula çıkardılar kendi yani kendilerine. Bizi dinliyor. Nereden biliyorsun? Biz de MİT'i dinliyoruz çünkü. Gibi. Şimdi yani mantık olarak. Bir yanda diyor ki Kılıçdaroğlu günlerdir diyor ki işte bizi kapatacaklar. İşte bunun bilgiler aldık. Özel bilgiler aldık. Bunlara dair işte MİT devletin kurumları bizi kapatmak için çalışıyorlar. Kitap yazıyorlar. Yani kitap yazıyorlar. Olay ne peki? Yani geleceğim oraya da geleceğim de. Olay ne? Ülgüt Adatepe'nin oğlu değil mi? Ahmet Kemal Doğançay 2013'te sanıyorum bir dava açmış. İş Bankası. Yani İş Bankası ve CHP'ye dava açmış. Atatürk'ün mirasından pay verin. O mirastan bize de pay verin. Yani %28 onda bir hissesi CHP'nin İş Bankası'nda. Yani oradan bize de bir pay düşüyor onu verin diyor. Ve yıllardır zaten bunun kavgası yıllardır veriliyor. Yani bugün değil. Yıllardır bu kavga veriliyor. Ve bunun içinde 2013'te açtığı davada sanıyorum 1 milyar 778 milyon lira para istiyor. Yani o kadarlık bir tazminat davası açıyor. Bize hisse verin diyor. Fakat iş mahkemeye intikal edince mahkeme diyor ki arkadaş diyor harç olarak yani bu kadar para istiyorsun. Yani 1 milyar 778 milyon lira istiyorsun. Ama bunun karşılığında 30 milyon 663 bin lira harç ödemen gerekir para.
Adam da zaten bende para yok ki o şey. Onun üzerine iş Yargıtay'a intikal ediyor. Ve bu adam yani Ahmet Kemal Doğan Çay şu anda bir kitap yazıyor. Yani serüvenini anlatacak. Annesiyle başlayan ve bu CHP'den hisse istediklerinin serüvenini anlatan bir kitap. Bir tane kuş da, ünlü bir kuş da çıkıyor. Diyor ki işte bu kitap üzerinden kapatma davası açılacak. Ve başka bir malzemesi olmayan, bir mağduriyet edebiyatına ihtiyacı olan Kemal Kılıçdaroğlu... Mavi kuştan bahsediyorsunuz. Twitter kuşu. Twitter kuşundan bahsediyorum. O kuşun da adını almak istemiyorum. Şimdi dört elle yani can simidine sarılır gibi sarılıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bir mağduriyet edebiyatı oluşturması gerekiyor. Bütün CHP'liler, kurmaylar falan günlerdir bunu konuşuyor. Bizi kapatacaklar, bizi kapatacaklar. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Abi dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i var. Mevcut yasalar çerçevesinde biz kapatılmaktan korkmuyoruz. Ya abi o zaman yani bir karar ver ya. Sizi kapatacaklar mı? Diyorsa kapatılmaktan korkmuyor musunuz? Kapatılmaktan korkmuyorsunuz. Niye günlerdir ağlıyorsunuz? Ama hem mağduriyet edebiyatı hem Don Kişot'tu. Don Kişot'tu. Aynen aynen. Evet, çok güzel ifade ettin. Hem mağduriyet hem de Don Kişot'luk yapacak. Yani hem erkeklik taslayacak hem de ağlayacak. Yok böyle bir şey. Şimdi tabii yani, orada Sayın Başbakan çok önemli bir hamle yaptı. Ona geliyor. İşte zaten Sayın Başbakan bize New York dönüşünde yaptığı açıklamada ki daha sonra da ertesi gün çeşitli etkinliklerde de aynı konuşmayı yaptı. Ya arkadaş yani madem kapatmaktan korkuyorsun. Yani şunu da hatırlattı. Yani 2010 referandumunda biz parti kapatmayı karşı, tamamen evet, ortadan kaldıran bir hazırlık içindeydik. Siz o zaman neredeydiniz? Ve ayrıca şunu da ekledi. AK Parti hakkında kapatma davası açıldığında zil takıp oynayan siz değil miydiniz? Yani CHP bir başka partinin veyahut da AK Parti'nin felaket üzerinde oy devşirme peşinde. Bugün de yani şu eleştiri var. Siz o referandumda değiştirmek istediğiniz maddeyi getirdiniz. Yine itiraz ediyoruz. Kabul etmiyoruz değil mi? Bu sırada kabul etmiyoruz. Şimdi tabii burada çok önemli yani, bir fırsat yakalandı. Burada şunu demek istiyorum. Yani kısaca onu da söyleyeyim de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP pasını taca attınız. Hayır tamam, hayır geleceğiz oraya da tamam, geleceğiz. Tamam. Hayır bu bağlamı konuşalım tamam. Peki. Yani burada bir yandan hani CHP'de herhangi birinin ak dediğine diğeri kara demiyor. CHP'de bizzat genel başkanın ak dediğine yine genel başkan kara diyor. Anladım. Yani böyle bir komedi, böyle bir karikatür CHP'nin başına burada, da yakışıyor yani. Burada tabii önemli olan şu var. Turlayalım. Şimdi 12 Eylül 2010 referandumunda bu madde vardı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi de... Siz de parlamentodaydınız değil mi? MHP'de buna karşı çıktılar. Hatta HDP'de boykot etti. Yani partilerin kapatılması konusunu ortadan kaldıran... Partilerin kapatılmasını yasaklayan maddeye o zaman hiçbirisi madde. Bunlar kampanya yürüttüler. Evet, bütün Türkiye çapında kampanya yürüttüler. Hayır, şimdi Sayın Başbakan diyor ki kardeşim böyle bir bu tamamen böyle bir mağduriyet edebiyatı ama hiçbir gerekçesi yok. Hasan söyledi. Ayrıca varsa adam dava açarsa hukuki anlamda bir karşılığı varsa mahkeme bunun sonuçlarını kararını verir. Buradan da kapatma davası falan çıkmaz. Şimdi buradan böyle zoraki bir şey çıkarıyoruz. Malzem o zaman bu iş böyle partilerin kapatılmasına karşı mısınız kardeşim? Gelin değiştirelim. İşte anayasa değiştiğini getiriyorum. Buyur kardeşim. Buradan buna gelirseniz gelin değiştirelim. Hemen canım 550 milletvekili. Şimdi mutlaka muhakkak gelmeyeceklerdir. Çünkü böyle bir niyetleri yok. Hayır ama şimdi ne diyorlar? Hemen o zaman indirelim. Barajı da bunun için yani bu yok. Hemen böyle bir şey hemen CHP. Hiç öyle kaçmaya gerek topu yok. Tacı meydanlara gidip kardeşim bu adamlar samimi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'de, MHP'de, HDP'de dün nasıl anayasa değişikliğinde 26 maddelik anayasa değişikliğinde partilerin kapatılmasına karşı durdularsa, kapatılmasından yana tavır koydularsa çok net. Çünkü o hayır kampanyası yapmak bu maddelere katılmıyorum demek, ben partilerin kapatılmasından yanayım demektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. Sayın Başbakan da meydanlara çıkıp bunu bangır bangır halka söyleyecektir. Peki, ve bu hak doğmuştur.
doğacaktır. Yani sonuçları bilmiyoruz henüz. Ama ben muhalefetin burada madem millet topu taca attı ben atmayayım. Yok yok ben oraya geleceğim. Geleceğim tamam. Ama muhalefet... CHP girdi. CHP Hasan Karakaya'nın topunu alacağım ben oradan. Taçı... Koydu yalnız zaten muhalefet. Efendim? Muhalefet ne diyeceğini biliyoruz, ne dediğini biliyoruz. Madem Hulusi yani Bey'den diyorsun dedi, şey yap, yani kapatma. %10 barajını indirelim dedi. Hı-hı. Ama bu bir siyaset yapma tarzı değil ve bunu hep yapıyor CHP. Çünkü şimdi çıksa bile zaten seçime yaramayacak. Diyor ki, hayır diyor sen referandumu kendi işte bilmem neyin için yapıyorsun. Yiyorsa işte affedersiniz bütün anayasayı değiştirelim diyor. Tamam anayasayı değiştirmek için gidiyorsun seçmene diyorsun ki ey millet anayasayı değiştireceğiz. Evet hepimiz değiştireceğiz. Sonra komisyona geliyorsun. 70 maddeyi geçirdik gidelim mecliste oynayalım. Yok diyor işte bu sefer diğerleri de altına imza atsınlar. Yani hep böyle ben oynamıyorum. Hep bir mızıkçılık. Şimdi bu o kadar antipatik bulunuyor ki. Sonra da işte soruyor niye millet beni sevmiyor? Niye millet bize oy vermiyor? Bugün mesela bir televizyon kanalında bir gazeteci, çok değerli bir gazeteci şöyle bir yorum yaptı. Çok da hani saygı duyduğumda bir gazeteci. AK Parti neden insanlar AK Parti'den vazgeçemiyorlar sorusuna şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki AK Parti'den nemalanan kesimler diyor. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Yani bu ayrıcalıklı ya halleri siyaset... iyi de %52'den bahsediyoruz. Hayır, yani siyasi AK Parti %52'yi vazgeçemeyecekleri bir refah seviyesine getirmişse yani Halime zaten ya, siyasi iktidarların görevi topluma bir hizmet götürmektir. Yani bu daha doğal bir şey olamaz. Ki, bu nasıl nemalanmak ki? Biz makarna yiye boyum kısa kaldı. Yani orta sınıf büyüyor. Nasıl nemalanmaksa bu? Makarna yiyoruz. Peki hep. O gerçekten CHP liderinin bizi kapatacaklar iddiasına siz nasıl bakıyorsunuz? Ya valla bence bir kere çok deli saçması bir şey. Yani CHP'nin kapatılması için CHP'nin siyasi partiler kanunu bir suç işlemesi lazım. O Atatürk'ün manevi çocuğunun torunu olanlarını açtığı da Atatürk'ün mirasından İş Bankası'nda. Ayrıca bir de şunu belirtelim. Yani bilmeyenler şey zaten yani CHP İş Bankası'nın %20 değil. CHP sadece YouTube kuruluna 2 tane adam sokuyor. 4 tane. 4 tane o kadar. Evet. Onun dışında bütün gelen kar Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na gidiyor. Yani aslında orada bunların CHP'ye dava açmasının dahi bir anlamı yok. O çocukları da ben tanıyorum. Ya pek makbul insanlar değiller. Fırsatçılar onu da söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Bir şey çıkmayacağını biliyorlar işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bana sorsaydınız. Yani ne alakası var? O kitap yazsa ne olur? Ben ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının siyasi partiler kanuna aykırı eylemlerinden dolayı kapatılabilirim deyip sonra kapılık tartışma. Ama kusura bakmayın CHP MHP ne kadar yanlışsa AK Parti de bu kadar yanlış bence. Çünkü bütün partilerin neden yaptığı hepsi ben bu olaydan rakibime yani diğer partiye hayır ama atarım. AK Parti bir test yapmış. Anayasa değiştiğinde demiş ki kardeşim gelin bu partileri kapatma işini ortadan kaldırın. Yani ortada böyle bir test kapatma bu şeyi yokken bile. Bakın ne olur. Yok aslında birbirimizden farkımız. Hayır, fark olmayan niye fark yok? Hiçbir fark bakın. Ha, fark olmayan bir taraf neresi? Bir dakika neden farkı yok? Abi evet. Hiçbir farkı yok. Maalesef neden? Mesela yani. Mesela ne mesela? Bütün partiler samimiyetsiz. Mesela? Hangisini söyleyeyim ben hayır, sana? Bir şey üzerinde konuşuyoruz. Samimiyetsiz. Yani, peki ben sana söyleyeyim. Konusunda. Partiyi kapatmadım. Genel söyleyeyim en basitinde. AK Parti 12 yıldır salt çoğunluğa sahip. Sık sık darbe anayasası bilmem ne anayasası diyor. Doğru. Ya kardeşim gelin değiştirin o zaman. Bir tamam. Baraj falan ama bak bir dakika. Burada kimsenin böyle yapma niyeti yok. Ben konuşmayayım. Bakın, lütfen. Hayır öyle bir şey yok. Ama, şöyle bir şey. Hayır şöyle bir şey var. Tamamla da şimdi şurada ben, şimdi oradaki insanlar şimdi ben şöyle, genel konuşuyorum. Hayır bakayım. Şöyle bir şey yapıyorlar. Anayasa değiştiğinde AK Parti demiş ki kardeşim ben oy çoğunluğuma vekil çoğunluğuma göre hareket etmeyeceğim. Herkes 3 tane mi? 2. 4 2 tane mi şey veriyor. Ben de 2 vereceğim. HDP 30 küsür milletvekiliyle HDP de o kadar verecek. CHP'de, MHP'de herkes eşit. Burada önemli olan yani ben burada hani uzlaşma denen şey. Uzlaşma şeyinin örneğini sergiliyorum. Gelin bu maddeleri şey yapalım. Bir defa zaten anayasadaki samimi kırmızı çizgiler gerek yok noktasında yani kimsenin, yani kimsenin bir şey yapmasına için gerek yok. Burada üstelik de maddeler bak, gelmiş. Bakın. Siz diyorsunuz ki o zaman AK Parti doğru, diğerleri yanlış. Doğru yanlış meselesi değil. Samimi ben diyorsunuz. Diyorum ki örnekler hayır, ortada. Parti kapatmada mesela kim samimi? Hiçbiri samimi. Hayır niye değil?
AK Parti getirmiş maddeyi. Ya yapmayın. Hayır, getirmiş maddeyi, karşı çıkmışlar. Karşı çıkan yani samimi mi değil mi? Hiçbiri samimi. Yani hayır, şunu mu hayır dedi, öyle yok. Yani şunu mu genelleme diyorsun? Yok. Dedim, bir dakika dur. AK Parti partileri kapatmak yasaklansın diyor. Çok güzel, bravo, alkış. Tamam. Fonda alkış sesi koyalım. Diğerleri de kapatasın hayır, diyor. Hayır, kapatasın mı diyor CHP'li MHP? Kardeşim, hayır kampanyasından haberin yok mu? Ama hayır kampanyasına ne ilgisi var bunun? Ne demek, niye? Orada bir paket yapılmış, onun için her şey yani konmuş. Ya evet dersin. Bireysel başvuruya da karşı çıktılar. Ya bireysel başvuru herkesin işine yaradı. Yani demek istediğim şu. Biz bir şeyin yanlış ya da doğru olduğuna şöyle karar veririz. Diyelim ki parti kapatma geldi mi önümüze? Birisi der kardeşim, hayır ben hayır veriyorum buna. Kabul etmiyorum. Kapatasın demektir. Bunun anlamı başka olmaz. Ya kapatmasın istiyorlar yani. Parti yani kapatmasın. Evet hayır diyorsan yani bunun başka ne anlamı olur? Zaten ben size... kendi pratikleri değişmiş. Ama ben size anayasa paketinde bir şey olmaz. Haydi. Evet diyebilirler geçerken. Hayır, başbakanın şimdi gündeme getirdiği bir torbanın içinde değil. Müsteşar sadece bu CHP, parti kapatmalarla ilgili bir paket kanundan bahsediyor. Yani bunlar da karşı çıkıyorlar diyorsunuz. Hayır, şimdi evet şu anda... Yeni geldi karşı çıkıyorlar yine. Yine karşı çıkıyorlar yani. Şunu mu karşı çıkıyorlar? Hayır efendim. Partiler kapatılsın diyorlar, ya öyle mi? Ya Aydın Bey bir şey ya söyleyeceğim. Karşı bir çıkarsanız, saniye, Mehmet abi. Kabul etmesek yani, evet demektir. Şimdi biz şunu mu ölçeceğiz? Yani yalan makinesine bağlayıp gibi partileri bağlayacağız, samimi mi değil mi? Buna mı bakacağız? Yoksa verdiği oya göre karar verirsin. Kanun teklifine ve verdiği oya mı bakacağız? Şimdi samimiyet mi ölçeceğiz? Yani bir yasa teklifi geldi. Bakın ben genel bir şey söyleyeyim size. Evet dersin ya da siz hayır dersin. Ama özür dilerim, siz üç kişi şunu iddia ediyorsunuz. AK Parti çok iyi niyetli, tutarlı bir parti. Tamam, bir şey demedik. Hiçbir şey demiyorum. İyi niyet değil. AK Parti, hayır hayır hayır. Aramızdaki fark bu ne diye bak, özür dilerim. Ya manzara ortada ya. Hayır ben manzar diyorum ki ortada. Hiçbir şey demiyorum. Allah Allah. Bir madde Abla geldi. Da... Tek madde şimdi. Geçmişi falan unuttuk. Dedi ki partilerin kapatılmasını tümüyle imkansız hale getiriyoruz diye bir teklif verdi AK Parti. Tamam. Şu anda yeni. Evet. Şimdi bu madde. Yeni dedi, hayır şimdi mi dediler? Yok öyle bir şey. Hayır, evet demiyor. Evet, evet demiyor. Abi yani şunu istiyorsunuz ama siz şunu diyorsunuz. Hayır zaten göreceğiz. Hayır ya olur mu hayır, böyle bir şey? Hayır meclise gelecek zaten. Bugün kim Türkiye'de hangi parti hele CHP MHP gibi halkın oylarına takip olan bir parti çıkıp da yo parti. İşte o yüzden millettir oy alamıyorlar zaten. Başka neden alamazsın? Milletten oy alakası yok, yapmayın. Ama zaten mesele samimi olmak olmamak, doğru yanlış olmak, başarılı mısın başarısız mısın? Yani böyle yok, bakacağız şimdi. Hayır ama bak, konu bu, konu hayır bu yani. Ama ben şimdi bak öyle bu girmedim. Teklif meclise gelecek. CHP ne diyecek? Yalacaksın diyecek ki. Şimdi mesela hayır, CHP söylüyorsan şunu ya da getirip diyecek. Hayır. Şöyle bir soruca geldik. Diyelim ki şimdi söylediklerimiz de afaki şeyler. Yarın oynama mecliste geldi ve oynama olacak değil mi? Şimdi oynamada partilerin kapatılmasını yasaklayalım maddesine. Maddesi geldiğinde CHP hayır oyu kullanırsa bu partiler kapatılsın mı demektir, kapatılmasın mı demektir? Kapatılsın demektir tabii. Biz de bundan söz ediyoruz. Yok öyle bir şey. Onu dedi. Ben de bundan söz ediyorum zaten. Hayır hocam da bunu zaten dedi. Şimdi demek, yok öyle. Hayır, der mi böyle bir, yani bakın şimdi, bunu böyle bir şey demesi mümkün değil. Aydın Özalga diyor ki hiçbir parti samimi değil. Ha doğru. Bravo, ben de onu diyorum ya. Kabul etti. Hiçbiri samimi. Al birini vur öbürünü, kusura tamam bakmayın. Hiç hepsi öyle olmuyor ama. Yok bak sözü. Çünkü Türkiye'de, özür dilerim, Türkiye'de siyaset bu. Tamam. Her parti tamam, ne yaparsam ben oylarım artar deyip rakibe şey ama yaparım diye. Siyaset zaten sonuç alma sanatıdır Aydın ama Bey. Siyaset öyle bir şeydir. Sonuç alma sanatıdır. Sonuç ama sonuç hayır, sandıkta ileri yaparsınız o zaman. Bak sözümün devamı var. Sözümün devamı var. Yani tamam, farz edelim ki hiçbir parti samimi değil. Aynen. Bunun testini kim yapacak? Nasıl? Vatandaşı bu oy veriyor. Vatandaş 9 seçimleri ne yapıyor? Vatandaş 9'larında AK Parti'ye oy veriyor ama bu kim? Bitti abi. Testi abi. Bakın AK Parti'ye oy vermesi AK Parti'nin samimi değil, en az samimi nesil olduğunu gösterir bence. Bu test başarıyla geçiyor. O da bir şey. Nokta. HDP. Canım, yani AK Parti topunu, yani muhakkak diğerlerine göre daha zaten iyi ya da daha az kötü ki oy alıyor. Samimiyet değil ölçü. Yani samimiyet insani bir ölçüdür. Siyasi partileri siz ama şu var, tamamen rekabet güdüsüyle de iyi bir şey yapabilir bir siyasi parti. İşte bizdeki rekabet yani, ne yapsa bak tek ölçü var. Ne yaparsam ben AK Parti'ye yani zarar veririm ya da CHP'ye zarar veririm. Gol atarım ya da onların deyimiyle. Türkiye'de yanlış olan bu. Hiçbir parti kalkıp da aferin Allah iktidara demiyor ki. Herhalde siyaset yaparken ben bir şey yaparım, doğru bir şey yaparım, doğru olduğuna inanırım.
partilerin kapatılmasını yasaklamak peki. Doğru bir şeydir. Bak samimi olarak inanıyorsan mesele yok diyorum ya ben. Ya Allah Allah, bunu getirdiğine göre samimiyetsiz mi olur bir insan? Ama hayır, genelde yapılan her şeyde ölçü farklı bizde. Adam yani senin söylediğin başka dersin. Bir şey. Peki. Ben şimdi peki, doğruyu söylüyorum. Reklama gitmem lazım. Çok uyarıyor yönetmenim. Türkiye'de HDP yalan dolan. Taca atmıştın Hasan Karakaya. Dönüşte o tacı ben... Yok yani bir bakar tartışma mevzusunu çıkarttık orada. Kaçış yok kaçış. HDP gümbür gümbür geliyor. Elbette Sayın Abdullah Gül'ün adaylığı meselesini de konuşacağız son bölümde. Ama şimdi kısa bir ara. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Konumuz HDP'nin barajı açıp açmayacağı meselesi ama daha da özelinde yeni bir siyasi aktör oluşturuluyor sanırım. Selahattin Demirtaş'tan sosyal demokrat bir figür veya aktör oluşturmaya çalışılıyor. Ve herhalde ona da şöyle söylenmiş, kavgacı ol ki oynarsın tavrı var. Çünkü Sırrı Süreyya Önder'in Dolmabahçe'de, Başbakanlık Ofisi'nde, Yalçınak'ta onun o ev sahibindeki toplantıda okuduğu 10 maddelik işte efendim açıklama ve sonra Silahlara Veda Kongresi davetinden sonra çıkıp asık bir ifadeyle işi germesi bunu gösteriyor bana açıkçası. Sence gerçekten yeni bir aktör mü doğuyor Türk siyasetinde? Lider mi doğdu? Şimdi yeni bir aktör mü doğuyordan önce şu bence şu fotoğrafı şöyle bir netleştirmek lazım. Tabii benim bütün sorularım havada kalıyor. Yok, yok, hayır. Bir dakika çok önce geleceğim şunu konuşayım. O konuya. O konuya geleceğim ama çok bununla bağlantılı bu fotoğrafı resmi siyasi çizmek o açıdan. duymadım. Siyasetçiler öyle yapar dedi. Sana doğrudan bir destek atmış oldum. Eyvallah. Şimdi Dolmabahçe'de yapılan şey çözüm süreciyle ilgili çok tarihi bir milattı. Hepimiz evet. Öyle değerlendirdik. Çözüm sürecine ihtimam gösteren, barışın heyecanlandırdığı herkes Dolmabahçe'deki anı, o kareyi hüsnü kabulle yaklaştı. Evet. Ama Selahattin Demirtaş Dolmabahçe'de bütün bunlar olurken... Korku filmi izlemiş gibi değil mi? Evet, Dolmabahçe'de bu güzel şeyler olurken Selahattin Demirtaş... çok uzun süredir çözüm sürecine ayak direyen PKK'ya şimdi sırası değil, deli misiniz diye akıl veren bir kesim solcu ile paralel bir yerde konumlandı ve sanki Dolmabahçe'dekiler partisinin üyeleri değilmiş gibi ama şöyle böyle olmazlanarak tuhaf bir tavır sergiledi. Şimdi yani böyle bir tavır sergileyerek çözüm sürecine neredeyse sırtını dönerek aktörleşilebilir mi? Aktörleşirseniz ama, kimin aktörü olursunuz? Ama Cihangir tayfası zaten PKK'ya da niye silahı bırakıyorsun? İşte onu sen, demek istiyorum. Sen ne yani, elde ettin ki? Sana ne verdiler ki? Selahattin Demirtaş PKK'ya silahı bırakma aklını verenlerin şu an alkışladığı bir figür. Bu, böyle mi %10 baraj aşağı? Bu böyle... Türkiye'nin bütün Türkiye'ye hitap edecek ya da partisini işte barajı geçirecek ama aynı zamanda bir sosyal demokrat figüre dönüştürebilir misiniz? Bu taifenin alkışlarıyla ve aktörleştirmesiyle ya da işte sevmesiyle, okşamasıyla, aslansın kaplansın demesiyle bir siyasi, gerçekten bir siyasi aktör olunabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın bunu Cumhurbaşkanlığı seçimi lazım. Sırasında biraz ama bu denendi. Ama şimdi hayır, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Selahattin Demirtaş bugünkü Selahattin Demirtaş gibi değildi. Başka bir Selahattin Demirtaş vardı. Son derece işte Türkiye'nin batısına da doğusuna da gitti ve Türkiye'li bir figür olarak bir retorik geliştirdi, diskur geliştirdi ama şimdiki Selahattin Demirtaş başka bir şey yapıyor. Müzmin muhalif solcuların sevdiği, alkışladığı bir Selahattin Demirtaş var şu anda ve çözüm süreciyle ters düşen bir Selahattin Demirtaş. Gezi sırasında devrim şarkıları söyleyen. Yani evet, değil mi? Böyle bence şunu da şurada da hata yapıyor. Yani Selahattin Demirtaş böyle partisinin oyunu %10'un belki bir üstüne çıkarabilir. Nasıl çıkartabilir? Belki işte bu hani Erdoğan'a vurarak
siyaset yapmak suretiyle CHP'den mutsuzların belki oyunu alır ve buradan kendine bir varlık kazandırabilir. Bu son tahlilde HDP'yi meclise sokarsa bundan kimse mutsuz olmaz tabii ki. Ama bu Selahattin Demirtaş'ın ancak ve ancak uzun vadeli siyasi kariyerine mal olur diye düşünüyorum. Yani peki, buradan bir siyasi kariyer çıkmaz. Buradan ancak kendi sonuna daha hızlı yürür diye düşünüyorum ben. Şimdi HDP'ye biçilen ya da bana göre İmralı'nın esas tarifine göre bir Türkiye Partisi oluşturup ve dolayısıyla bütün Türkiye'den oy alarak barajı aşmak. Genel tanım bu. Ama ben hemen peşine söyleyeyim. Demirtaş'tan bir Türkiye Partisi başkanı çıkmaz, bir efsane de çıkmaz. Bence şimdi Dolmabahçe'deki mutabakat birlikte yapılan açıklamalardan sonra Demirtaş'ın durduğu yer aslında kendi konumundan çok farklı bir yerde değil. Yani bugüne kadar çizdiği tabloya aslında uygun bir yerde duruyor. Dediniz ki işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir figür haline geldi, önemli şey aldı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 6-8 Ekim olayları yaşandı bu ülkede. Cizre yaşandı. 6-8 Ekim olaylarındaki 50'ye yakın vatandaşımızın katledilmesinin baş sorunlarından birisi Selahattin Demirtaş. O açıklaması değil mi? Hiç sokak kimse çağrısı. Öyle böyle buradan bir efsane çıkmaz. Yani o Türkiye Partisi başkanı olmanın şeyi şudur. İddiasında yani olan birisi. Yani iddiasında olan bir partinin başkanının hayat böyle bir fotoğrafı var. Sokaklara çıkın hem de Kürtleri öldürün demez. Demez. Şimdi oradaki Kürtler hayatını kaybetmişse, daha doğrusu bu ülkenin insanları hayatlarını kaybetmişse bunun bir faturası olur. Yani çözüm süreci diyoruz. Çözüm sürecindeki her aşamadan sonra bir takım bir maraza çıkarıyorsunuz. Demin Halime'nin söylediği Türkiye'de işlerin kötüye gitmesini isteyen, efendim çözüm sürecinin sabote edilmesini isteyen, silahın bırakılması PKK'ya istemeyen, silah bırakmayın diye adeta yalvaran bir sol liberal tayfa var. Bu tayfanın önderliğinde, onun mihmandarlığında bir siyaset yapıyorsunuz ve 6-8 Ekim olaylarındaki o kara lekeyi sayfanıza kaydediyorsunuz. Ondan sonra da bütün Türkiye'ye diyorsunuz ki ben Türkiye'nin partisiyim ve solunda bütün kesimlerin oylarını istiyorum. Nasıl bir yüzde böyle bir oy isteyeceksiniz? O yüzden bu tablodan öyle bir şey çıkmaz. Peki. Bana göre HDP'nin bu seçimlerdeki en büyük handikapı Selahattin Demirtaş'tı artık. Aydın Özal. Valla şöyle söyleyeyim, bir kere HDP barajı açmıştır. Herkes bence bunu kafasına koysun, hesabını ona göre yapsın. Çünkü İddianız bu. Ya benim iddiam değil, gerçek. Zaten bunlar bağımsız adaylarla girdikleri. Sadece Güneydoğu, bir de işte Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerden %7 yakın oy aldılar. Cumhurbaşkanı da tüm Türkiye'deki her oyun bir değeri olduğu için, yani en ne bileyim hani Konya'daki bir şeyin bile tek oyun bile değeri olduğu için %9.2 aldılar. Tamam. Ve bu çözüm sürecindeki tüm gelişmeler de şunu gösterdi ki herkes kızıyordu. PKK silah terörü. Evet. Terörle sonuç alınamıyormuş. PKK Türkiye Cumhuriyeti'nin kafasına vura 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 öldürte öldürte masayı oturttu ve anlaştı. Ve bugün yani Kürt kökenlerinin yarısı işte bu PKK. Yani siz PKK'nın silahlı terörü yüzünden mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Kürtlerin haklarını veriyor? Tabii ki. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Kürtlere hakları verilmemeli aslında. Bak, onlar... bak. Ben ne diyorum? Diyorum ki. Ama o demektir bu. Bak, hayır. Bir YouTube falan değil. Hayır. Kadın cezaevindeki çocuğuyla Kürtçe konuşacaksa bu insani bir hak. Yani mesela, bu bir YouTube falan değildir şimdi, yani. Bir dakika. Böyle şey olur mu? Ne demek olur mu? Diyor ki PKK terörüyle mi kazandı bu hakları diyor. Ben de diyorum ki evet, PKK terör örgütü 30 yıldır uğraşmasa, karakol basmasa, adam öldürmese, etmese. Yapmayın. Öyle bir şey olmaz. Yapmayın ya. Öyle bir şey olmaz. Oldu. Yani mesela. Oldu. Terörle bu. Ya adam terörle bizi sen sonuçta gittin PKK olarak Oslo'da buluştun. Apo'nun ayağına gidiyorsun. Niye gidiyorsun? Peki nasıl oluyor, olması gerekiyordu? Bak şimdi bak, ben tespitim nasıl olması gerekiyordu? O ayrı yani, bir şey. Mesela olağanüstü halin kalkmasını ya, isteyen yok. Halkan çağrısına ya, cevap vermek. Yani ben soru soruyorum. İnsanların yani Kürtçe öğrenmesi, Kürtçe kurslara gitmesi, çocuğuyla
çoluğuyla çocuğuyla Kürtçe konuşmasının bu insani bir haktır, bir özgürlük. Söylemiyor ama. Bunları bir devlet bunlara iade ediyorsa haklarını. Ama bunun neresi terörle bir alakası var bu işin? Ben de diyorum ki PKK terör örgütünün silahlı mücadelesi olmasaydı bu haklar verilmezdi diyorum. Yani insanlara haklarını vermeyecektik biz. Evet olmasaydı ben niye, normal ya böyle bir yapı olur mu ya? Ya böyle bir devlet olur mu? Ya o zaman 12 yani yıl 12 yıl öncesine kadar niye bu hakları elde edemedi? Ya 12 yıl etti. Çünkü devlet her seferinde bunu yani geleceğim dedi. 30 yıldır başaramadı sonra 12 yıldır nerede başardı. Nasıl oldu biliyor musunuz? Olur mu öyle şey ya, öyle saçmalık. 2005 yılında Diyarbakır konuşması vardır. Tarihi bir dönemde. Red inkar asimilasyonu yani kaldırdı. Yok öyle bir şey yok. Dedi ki. Yani dostum PKK terörünün hiçbir ilgisi yok. Onlar serseri dağdaki eşkıya öyle mi? Terörle mücadelesini yapar devletler. Ama kaybettik. Bunu... Kaybettik. Masaya oturduk. Ya bunu kabul edeceğiz. Ayıp bir şey değil artık. Ben şöyle bir şey kabul edin. Olayı şöyle söylemek lazım. Diplomatik hoşundayız. Hayır şöyle. Yani işin bütün dünyadaki örnekleri de ortaya koyuyor ki 30 yıldır silahlı bir mücadele var. Tamam. Devletin yaptığı yanlışlar var. Tamam. Terör örgütü daha doğrusu bir taraftan terör örgütü insanları katlediyor. Devletin yaptığı hatalar da bir silahlı mücadele var. Ama bunun kazananı yok. Vallahi var. PKK. Bunun kazananı yok. Yapmayın şimdi, kazandılar. Yani siz bunu yani yediremiyorsunuz kendi. Ben centilmen oldum kaybettiğinde. Ben moderatörlüğü Halime'ye devredip görüşümü söylemek istiyorum. İki cümle söyleyeyim. Tamam. Buyurun Hasan o da şu. O da şu. Kürt sorunu denen sorun PKK ile çıkmış bir sorun değil. Değil. Bir kere buradan başlamak lazım. Kürt sorunu denen sorun Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetle tamam, beraber tamam. Var olan bir gelen doğru, bir sorun. Bak doğru bir şey diyorum ben. Doğru. Şimdi PKK siz Diyarbakır'ın cezaevindeki daha cezaevine gelmeyeceğiz. Diyarbakır'ın meydanında asarsanız Kürt liderlerini ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Şeyh Said İslam'ı falan kastediyorum. Evet. Sonra bu Kürt meselesini sürekli inkar üzerinden bugünlere kadar taşırsanız kurt derseniz, sonunda bunu kullanan bir yapı çıkar ki APO'culardır bunlar. Yani Abdullah Öcalan'ın örgütünü evet. Kastet söylüyorum. PKK kastet. Bunun üzerinden bir terör Türkiye'nin başına bela eder. Tamam. Mesele 100 yıllık bir sorunu çözme meselesidir. Yoksa PKK işte efendim devletle geldi karakol bastı. Yok efendim insanları öldürdü. En sonunda aynen. Da bunun yüzünden devlet teslim oldu ve geldi. Böyle bakarsanız PKK'yı besleyip büyüten de devlettir bakarsanız, yani. O terörün zafiridir. O zaman doğuda, güneydoğuda, şey. İstanbul'da, şey yani İzmir'de bir saniye. Peki, Adana'da neyse şey Türkiye'nin mi? Herhangi bir yerinde yaşayan fakat teröre hiç bulaşmamış olan ama yıllardır mağduriyet çeken o Kürt halkının, o Kürtlerin sizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Elinde silah olan değeri vardır. O silah olan silahını elinden almak için masaya oturduğunuz anlam çıkar. Öyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey olamaz. Yani PKK'nın tezi de tam tekrar sizin moderatörünü geri aldım. Tezdi ki gerçek. Şunu üzerine bir dakika niye yalvarıyoruz? Ya silah bırakın. Ne olur Allah aşkına bir silah bırakın. Hayır, o başka bir şey. Hayır. O başka çok büyük bir oyun oynanıyor Türkiye üzerinde. Kürt sorununun demokratik yönlerini tahlil etmek ve çözmek başka Türkiye bir şey. Türkiye üzerinde şu anda üst akılın da içerisine biraz önce. Evet o üst akıl. O üst akıl evet paralel. Aydın Bey. Şu anda çözüm sürecinin önündeki en büyük engel paralel. Siz PKK sorununu zihninizde ayrıştırıp öyle bakarsanız daha farklı görürsünüz. Kürt sorunu PKK'yı yani. Doğru değil mi? Tabii ki. Çünkü kullandı. Tabii ki. Yani tabii ki. Kürt çünkü sorunu, sen Kürtlerin hakkını vermezsen. Ama siz. İşkence yaparsan. Ama adam ama, daha çıkar. Eskiden eşkıya daha çıkarmış. Hamido çıkarmış. Tamam devlet diyor ki şimdi. Hamidolar. Bakın devlet diyor ki şimdi. Arkadaş ben cezaevlerindeki işkenceyi ortadan kaldıracağım. Sıfır tolerans. Evet. İşkenceye sıfır tolerans. İki, aidiyet duygusu için bu memlekette illa Türkçe konuşan insanların, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aidiyet duygusu olmaz. Kürtçe konuşan da aidiyet tamam, duygusunu geliştireceğim. Doğru. Orada hiç mesele yok. O zaman ama Kürt eğer sorunu diye bir sorunu yekpare bir şekilde PKK terör örgütü sorununa şey indirgeyemezsiniz. Hayır, eğer devlet ya da hükümet, AK Parti diyelim geldiğinde bütün insan hakları, demokrasi sorunlarını çözseydi ve PKK'da deseydik tamam artık Kürt sorunundaki temel kaynaklan deyip kendi başına dağdan inseydi ben o ya zaman bir şey demezdim. Öyle bir terör örgütü yok ki. Halim Hanım, müsaadenizle yani şu cümleyi kurmak gerekiyor. Yok. Bir saniye. Şu cümleyi kurmam gerekiyor.
Kurabi. Şimdi yani hasbelkadar bu PKK terör örgütü meselesine falan kafa yormuş bir adam olarak hani konuşma ihtiyacı hissediyorum. İsterim. Şimdi örgüt elindeki gücü bırakmak istemediği için zaten bu işler bu noktaya geldi. Yani silahtan aldığı gücü, silahtan aldığı o iktidarı bırakmak istemediği için yani mesele şu anda Kürt sorunu değil yani PKK açısından şu anda. PKK'yla devletin o hani çözüm süreci içerisindeki ilişki biçimi gelişiyor. Yoksa Kürtlerin demokratik süreçte özgürleşme, bireysel haklar, insan hakları konusunda geldikleri mesafeden PKK son derece rahatsız. HDP de son derece rahatsız. Mesela HDP'nin en uzlaşmacı işte efendim muhafazakar, Müslüman falan filan dediğimiz yani bizim de arkadaşımız görüştüğümüz şey Altantan mı? Altantan şöyle fevran ediyor. Aslında bizi Kürtleri asimile etmek için bu kadar oldu. Batı'daki Allah Kürtleri Allah. Diyor. Batı'ya gelmelerine müsaade edildi. Asimile diyorlar bizi diyor. İşte 20-30 yıl sonra Kürtçe konuşacak insan kalmayacak. Şimdi böyle fevran ediyor. Yani demek ki devlet Kürtlerin elinde silahı olmayan da, elinde silahı olmayan, savaşmayan, devlete kafa tutmayan, terör estirmeyen, canilik yapmayanlara... Tamam. İyi vatandaşlarla. Ya canilik yapmayanlara yönelik diyor ki kardeşim senin dilin konusunda, senin işte efendim ekonomik alandaki gelişmelerin konusunda, senin bölgen konusunda ben şunları yapmayı sana taahhüt ettim de yapıyorum. Tamam yani, mesele yok. Bunu yapıyor da siz nasıl dersiniz o zaman? Sadece ve sadece PKK bunları PKK silahla, olduğu için yapıyor. Asker öldürerek insanları şehit ederek. O zaman ederek, devlet bunu yapıyorsa tamam yapıyor da daha önce şapkasını önüne koyuyor devlet. Niye bir suç örgütüyle süremiz, görüşüyor? Süremiz devlet gidip uyuşturucu kaçakçılarıyla masaya oturuyor mu? Onlarla da masaya oturursun o zaman. İstihbarat örgütleri terör onlarla örgütleriyle her onun zaman görüşmeye alakası var. Ama bu görüşme, devletin neyse, çıkarları gereği her şey onlar görüşmeleri yönetiyor. Yaparlar. Ben şunu söyleyeyim. Yani filmlerde falan görüyoruz. Birisi bir binayı basıyor, bankayı, büroyu basıyor, oradaki insanlar rehin alıyor. Ve ondan sonra oradaki emniyet müdürüyle görüşüyor, emniyet amiriyle görüşüyor ve taleplerini dile getiriyor. Diyor ki bana bir uçak verin veyahut da bana bir helikopter verin veyahut da bana zırhlı bir araç verin. Buradan işte bu şartlarımı yerine getir ve ben buradan rehinleri öldürmeden çıkacağım diyor. Öyle mi? Yani bir talepte bulunuyor. Peki PKK 30 yıl boyunca hangi talepte bulundu? Yani, bir tanesini söyleyin. Talepte, hangi talepte bulundu? Adamın terörün amacı masayı oturtmaktır. Allah Allah. Daha başında adam şu talebi yapsa gülersin. Hayır. Ama yani, bir noktadan sonra adamı masaya kim gitti? Biz gittik PKK masaya. PKK bir cani örgüt. Tamam. Herhangi bir talepte bulunmamış. Bak yine tekrar ediyorum. Ya, 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca. Zevk için mi adam öldürmüş 30, peki? Evet zevk için adam öldürdüler. Sadist mi? Evet sadist. Pardon. Ben PKK'nın belli bir amacı olan siyasi örgüt zannediyordum. Hiçbir siyasi tarafı yok. Tamamen öldürüyor. Tamamen tamam, yurt dışı güçlerin kullandığı para karşılığı. Evet, para karşılığı. Tamam. Orada saltanat kuran, ağ gibi yaşayan ve baron mafya, olan mafya. Bir nevi mafya. Şimdi, mafyadan da ileriye. Sadist mafya. Peki Hasan abi, yani ben susuyorum abi. Şimdi bakın bir şey koymak lazım. PKK bak PKK ortaya çıktığında PKK ortaya çıktığında sadece 3 tane talepli ortaya çıktı. Tamam mı? Bu 3 talebi bırakın 3 talebi 30 tane talepleri yani Kürt halkının 30 tane talebi yerine getirildi. Bunu yerine getiren de şu anda AK Parti. Şimdi geçmişte birçok siyasi Kürt realitesini tanıyoruz. İşte AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer falan dediler ama bunu kemiğe büründürmediler. Doğru. Evet Kürt halkı 90 yıl boyunca itelendi mi, dışlandı mı, horlandı. Hatta o kadar büyük zulüm yaptı mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını da koyalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt halkına o kadar zulmetti ki dağdaki arısının arı kovanını yaktı. Bırakın o evleri yakmasını, ağaçları kesmesini. Köyleri yaktı falan. Doğru. Onları vazgeçtim. Bakın tamam. Arıları yaktı. Kovanlarıyla arılarını yaktı. Çırılçıplak soydu köylüleri. Karlar üzerinde ayakta saatlerce bekletti. Bunlar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar oldu. Ama işte
bugün Cumhurbaşkanım Sayın Tayyip Erdoğan ilk sözü şu oldu. Red, inkar, asimilasyon politikasına son veriyoruz. Yani o Ahmet Nihani'nin kitaplarını basmalar ve Kültür Bakanlığı bastı o kitapları. Daha sonra işte cezaevinde, ya düne kadar biz bunları konuşuyorduk. Yani Diyarbakır cezaevinde bir anne, Türkçe bilmeyen bir anne cezaevindeki oğluyla Kürtçe konuştuğu için coplanarak dışarı atlıyordu. Ya bugün Kürtçe televizyonlar var. Kürtçe kasetler serbest. Ahmet Kaya'yı unutmayalım. Hafızalarımız taze. Daha çanak çömlek. Hasan abi buna karşı çıkan yok ki. Hayır. Hepsi de az bile söylüyorsun. Ama işte hani. Ama bunları sağlayan kesinlikle PKK değil. Bunları sağlayan PKK değil. Peki ben de o zaman çok doğru kabul ediyorum. O zaman da diyorum niye PKK ile gizli Oslo'da şimdi açık açık İmralı'ya gidiyoruz. Oradan hat çekiyoruz. Kandil'le konuştuk. Teröre son vermek istiyoruz. Bu meseleyle PKK'yı silahsızlandırmaya ve silah bırakmaya. Yani suç örgütleriyle öyle mi? Uyuşturucularla da gidin konuşun o zaman. Uyuşturucu daha büyük tehlike. Ne öneriyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Hayır, onlarla da konuşuluyor. Bugün onların içerisinde adamlar var. MİT'in adamları var onun içerisinde. Bugün MHP'li bir siyasetçinin şöyle bir sözü vardı. Dedi ki AK Parti şunu yapmak istiyor dedi. PKK'yı dedi siyasi bir örgüte dönüştürmek istiyor dedi. Ve bunu bir ihanet olarak hatta görüyor. Hatta partileştirmek ve var zaten partileri de var. Ya hayır yani PKK dağdan PKK, kendi partileri Türkiye'leştiriyorlar şu anda. Aydın Bey, PKK dağdan insin. Belli bir prosedürle suça bulaşmamışları gelsin memleketlerine. Suça bulaşmışlarıyla ilgili bir takım. Neyse yani. Hani PKK dağdan insin, silah bıraksın. Tamam yapsın. Siyasi parti olsun. Ne olursa olsun. Bunu bir ihanet olarak görüyor mesela bazı siyasetçilerimiz. Ya siz diyorsunuz ya niye görüşüyor diye. Bunun için görüşüyor. Yani silahlı mücadele bitsin diye görüşüyor. Ben zaten görüşmesin demiyorum bakın. Diğer partiyi eleştiriyorsunuz MHP'yi. Bak o da benim samimiyetsizlik. Çünkü ona o da çünkü PKK dağdan nasıl oy kaybedecek? Bu samimiyet lafını kullanmayın bence cümle içerisinde. O zaman konuşmaya yer yemiyor yani. Ama şunu kabul etmezseniz eğer PKK'nın yaptığı eylemlerin devletin onlarla masaya oturmasında hiçbir etkisi yokluyorsanız ben... Bir saniye, Aydın Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne diyoruz? Kürt sorunu gerçekten Türkiye'de işte 80 darbesi, Diyarbakır cezaevi bir sürü şey sayılabilir. PKK'yı var eden ve sonra da kitleselleştiren yani taban bulmasına yol açan bir siyasi ve sosyolojik atmosfer vardı Türkiye'de. Şimdi bunu kabul ediyor muyuz? Tabii ediyoruz. Tamam, eyvallah. Peki PKK terörü bu kadar şiddetlenmeseydi acaba belki demokratik yollardan Kürt haklarının verilmesi daha mümkün olabilirdi. Yani şunu diyebiliyor muyuz biz? Diyebilir miyiz yani eşyanın tabiatı gereği PKK olmasaydı asla verilmezdi Kürtlerin demokratik hakları. Bunu diyemeyiz. Söyleyeyim mi? Hatırlayın mesela Kemal Burkay denen bir adam siyasetçiydi ya. Yani vekil seçildi ama işte solo bilmem nereden aldı yani. Kürtler zaten siyasallaşıyorlardı, siyasi bir mücadele veriyorlardı. Gerek solda, gerek Demokrat Parti'de, şurada, burada. Halimhan, yani önleri kapatıldı. Halimhan, bir şey söyleyeyim. Ben dediğinizi anladım. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ama yani, eğer PKK olmasaydı, onu söyleyeyim, PKK terörü olmasaydı, bugün Kürtlere verilen hakların en fazla bence yarısı verilirdi. Ya bunun matematiğini yapamazsınız. Ama bilemeyiz yani. Bilemeyiz. Bu ancak Türk'üm diye faşist bir kafanın mantığıdır. Hangi sayı faşist mantığın kafası? Çünkü gerçekçi bir kafa. Hayır mesela AK Parti diyelim ki 20 yıl önce iktidara gelebilseydi 20 yıl önce verilebilirdi yani. Karşıdan talep edilmiyor diye haklar verilmeyecekse bu bir faşist kafa. Bakın ben verilmiyor demiyorum. Ben tespit yapıyorum. Ben şimdi affedersiniz. Bir öngörüde bulunuyordu. Yarısı verilirdi en fazla diyor. Yani bu bağlam çok kırılır. Kaçtı. Ama yani lütfen şunu kabul edin. Yani, en büyük korku bugün Türkiye'de ne biliyorsun? En ufak bir şey olsa analar ağlasın mı istiyorsun? İnsanlar öyle korktu ki her askerde çocuğu olan hala korkuyor. Eskiden benim de oğlum askere gitti kısa şimdi dönem. Ben neler yaşadığımı biliyorum 6 ayda. PKK bunu başardı işte. Hayır, dipnot söylüyorum. 2012'de yani bu çözüm süreci başlamadan önce Ramazan'da o hani ateşkes ya da işte efendim o çatışmasızlık ortamı devam ederken PKK terör örgütünün azdığı dönemde Ramazan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir vurdu ki terör örgütünü imanları gevredi. Ve vurucu güçlerinin
Yani 1500'e yakın kaybettiler. Şemdinli de. Masaya gelenin kimin olduğunu bana söyletmeyin. Evet. Yani kim masaya geldi onu yani orada dipnot olarak ben sadece madem o zaman belini kırdık örgütü niye masaya oturdu? Bakın niye ya işte bu işte, ben bitirmek istiyorum ama bunun nedenleri başka bir ortada söylenir. O zaman bombalamaya devam edelim. Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Bombalamaya devam edelim. Abi ben sana bombala demiyorum. Belini kırdıysan niye masaya oturdun diyorum. Sen de bana bombala o zaman diyorsun. Neyse ben bitirelim ki başka bir... Ya bunu kabullenin ayıp bir şeydir ki. Hayır yok kabullenemiyorum da. Gerçek olsa kabulleniriz. Selahattin Demirtaş konusunda hani topu tacı attı diyoruz ya. Evet yani burada... Ben söyleyeyim barajı açacaklar yani. %11. Şu kadarını söyleyeyim. Selahattin Demirtaş Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Yani bugün Nişantaşı Cihangir cemaati düne kadar Erdoğan'a muhtar bile olamazsın diyen adamlardı. Erdoğan bugün muhtarlarla toplantı yaptı. Her hafta. Bunu da her hafta yapıyor. Tamam. HDP barajı aşamazsa sizi yemeğe götürüyorum. Aşarsa siz beni yemeğe götürüyorsunuz. Hayır biz barajı aşamaz diye bir şey söyledim mi ben? Ben söylemedim. Ben her halükarda yemeğe gidiyorum. Ama her... Tamam sen moderatörsün zaten. Peki. Hasan abi aşamaz diyor değil mi? Her halükarda... Aşamaz diyorsun değil mi? Yemeğe HDP'nin, hayır ben öyle bir iddiam yok. Ama var, şu bak Dimyat'a tamam, pirince giderken... Evdeki bulgurdan olabilir diyorum. Bu sola güvenmesin. Yani sosyal demokrat bir lider de olamaz. Bulgurdan peki, olmaz ha. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Aslında ne olduğunun sonuna geldik. Aslında konuşmak istediğiniz bazı konularda konuşamadık. Şimdilik bu kadar. İyi geceler.